Siz giriş yaptıktan sonra ne zaman isterseniz başlayabiliriz hocam. Evet. Kıymetli katılımcılar, değerli öğrencilerimiz, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitim Ana Bilim Dalı'nın düzenlemiş olduğu yeni bir çevrim içi etkinliğe hepiniz hoş geldiniz. Bugün Gazi Üniversitesi'nden hocamız Doktor Kerim Sarıgül hocamız bize H5P ile etkileşimli dil eğitimi içeriği hazırlama konusunu anlatacaklar. Hocam öncelikle hoş geldiniz. Davetimizi kabul ettiğiniz için bizleri mutlu ettiniz hocam. Teşekkürler. Kıymetli hocam, söz sizde. Sizi dinliyoruz. Buyurun hocam. Evet. Şimdi öncelikle çok değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. H5P, yani doğrudan giriş yapayım. Hocam benden kısaca bahsetti. Konumuz da H5P olduğu için birbirimizi bir şekilde çeşitli vesilelerle tanırız ya da tanışırız. Ancak bu kısa süreyi ve en verimli şekilde kullanmaya çalışacağım. H5P şu an tüm özellikleri itibariyle biraz sonra hani detaylarına değineceğim ama dünyada eğitimde kullanılabilecek en gelişmiş ve en fazla farklı içerik türüne sahip içerik geliştirme aracıdır diyebilirim. Yani şu an henüz bu özelliklerde ücretsiz, açık kaynak kod ve buradaki kadar farklı etkinlik türlerine sahip bir araç henüz mevcut değil. Dolayısıyla H5P'yi konuşmayı, H5P'nin özelliklerine değinmeyi ve akabinde de bir kolay, bir orta, bir de zor olmak üzere, zor değil aslında, hafif karmaşık olmak üzere içerik geliştirmeyi de doğrudan göstererek ve içerik nasıl geliştirilir, o aracın özellikleri nedir, hangi platformlarda içerikleri geliştirebiliriz, İnternete ihtiyacımız var mı yok mu? İnternet olmadan içerik geliştirebilir miyiz? Diyelim geliştirdik. Bunu uygulayabilmek için internete mi ihtiyacımız var? Hangi cihazda çalışır, hangisinde çalışmaz gibi tüm süreçle ilgili sorulara da sorulmadan cevap vermeye çalışacağım. Sorulduğunda da muhtemelen kaçırdığım noktalar olursa o konularda da cevaplamaya çalışacağım. Şimdi H5P aslında HTML5'in kısaltılmış halidir ve projelendirilmiş halidir diyebiliriz. Şimdi bir eğitim tasarımcısı, eğitimci ve eğitimle teknolojiyle uğraşan siz değerli, kıymetli arkadaşların kesinlikle ve kesinlikle bilmesi gereken 3 terim var bugün. Bu üçünü öyle ya da böyle bence tüm eğitimcilerin ve eğitimle teknolojiyi bir araya getirmek isteyenlerin, hele yeni nesil ya da bugün eğitim vermekte olanların bilmeme ihtimali olmadığını düşündüğüm, yoksa bile bugün öğrenmeleri gereken 3 terime değineceğim ki H5P'yi biraz daha detaylı anlayalım. Şimdi şunu yapabilirsiniz. Mesela YouTube'a girip işte H5P nasıl üretilir deyip girip nasıl etkinliklerin yapıldığını bulabilirsiniz. Benim ve başkalarının da videoları var ama aslında ben burada H5P'nin kullanım alanları, özellikleri, tercih sebebi ve gelecekte H5P'nin nereye geleceğini ve sizlere bunu öğrendiğinizde ne tür katkısı olacağına değineceğim. Küçük, orta veya büyük ölçekli projeler geliştirdiğinizde bunları nasıl kullanacağınıza varana kadar bir öğretim yönetim sistemi, bir uzaktan eğitim, bir bireysel öğretim veya kendi kendinize bir web sitesi kurmak istediğinizde dahi kullanabilme yöntemlerinden bahsedeceğim ki bu eğitim veya bu görüşmemiz, seminerimiz bittiğinde bir şeyler yapmak isteyenler ya ben nerede kaldı, bundan sonrasını nasıl yapacağım demesin istiyorum. Onun için biraz detaylı, sıfırdan yüze gibi bir hızlı bir bilgiyi paylaşmaya çalışacağım. Şimdi önce HTML5 nedir? Buna çok kısa değineyim. HTML5 bir web teknolojisidir ve tüm cihazlarda çalışan teknolojidir. Öyle özetleyeyim. Tüm cihazlarda çalışan, yani eğer not alıyorsanız şöyle not alabilirsiniz karşısına. HTML5 eşittir cihaz bağımsız çalışan teknoloji. Teknolojiden kastım bir cihaz anlamında değil. Yani bir ürettiğimiz içerik cihaz bağımsız çalışır. Yani işte Android'de de çalışır, iPhone'da da çalışır, yani Mac'te de çalışır, bilgisayarda da, tablette de, telefonda da çalışır.
Yani cihaz veya işletim sistemi bağımsız bir altyapıdır. Dolayısıyla bugün ben bir içerik ürettiğimde öğrenciyle paylaştığımda dediğimiz birinde biliyor iPhone vardır. Hani marka ismi geçiyor ama mecburen. Birinde Samsung Android telefon vardır. Bir başkasında başka. Dolayısıyla gönderdiğim programı, gönderdiğim etkinliği, gönderdiğim sınavı biri açabiliyorken biri açamayabilir. Dolayısıyla bu gibi sorunları ortadan kaldırmak için eğitimde üretilen içerikleri herkesin aynı zamanda cihaz bağımsız kullanabilmesi için HTML5 teknolojisine başvurulmuştur. Dolayısıyla H5P HTML5 üretir aslında. H5P bir HTML5 projesidir. Yani o H5P'nin sonundaki P projenin P'sidir. Peki ne işe yarar H5P? H5P şu işe yarar. 50'den fazla etkinlik türünü, biraz sonra hangi etkinlik türleri olduğunu söyleyeceğim. İşte sürükle bırak, doğru noktayı bul, boşluk doldurma ve benzeri. Konuşma, konuştuğunun doğru olup olmadığını test etme. Yani okuma, dinleme, yazma, konuşma her çeşit etkinlik türleri var. Eğitimde kullanılabilecek bu gibi etkinlik türlerini kişi ürettiğinde yani tasarladığında bunu kaydederken HTML5 formatında kaydeder aslında H5P. H5P'nin yaptığı iş bir yazılımcının yaptığı iştir. Sizin bir fikriniz var. Örneğin bir sürükle bırak etkinliği düşündünüz. Bunu normalde yapabilmeniz için bir tasarımcıya, kodlama bilgisi olan birine ihtiyacınız var. Sizin düşüncenizi tasarıma ve koda dökecek ve bunu HTML5 olarak kaydedecek. İşte H5P bu aradaki bu kişiyi kaldırıyor. Sistemi açtığımızda biraz sonra uygulamada göreceksiniz. Lumi programıyla yapacağız ama çeşitli yöntemleri var. Bana ne yapmak istediğimi soruyor. Diyorum ki sürükle bırak etkinliği yapmak istiyorum diyorum. İşte hangisi sürüklenecek, nereye sürüklenecek bunları soruyor. Yerlerine yerleştiriyorum. Kaydet dediğimde kodu üretiyor arka planda. Yani HTML5 formatındaki kodu üretiyor. Ama tabii ki bu kod bilgisine ihtiyacımız yok. Bir zip gibi düşünün, bir JPEG gibi düşünün. Bir fotoğraf formatının ne olduğunu biliyoruz ama nasıl çalıştığını bilmiyoruz. Onun gibi HTML5'in de tüm cihazlarda çalışan bir teknoloji olduğunu bilin. Ama arka planda neler olup bittiğini isteyen arkadaşlarımız araştırıp öğrenebilir. Dolayısıyla H5P HTML5 üretmemize katkı sunar. İkincisi ise SCORM. SCORM da aslında hem SCORM hem de Tinken birbirinin abisidir. SCORM kardeştir, Tinken abidir. Ya da doğum sırasına göre bakarsak Tinken kardeştir aslında büyüyor şu anda öyle söyleyeyim. SCORM eski bir teknolojidir. HTML5'ten farkı nedir? Bir kere karşılaştırılacak bir özellik değildir. Çünkü HTML5 için cihaz bağımsız teknoloji demiştik. SCORM ise öğretim yönetim sistemi bağımlı bir teknolojidir. Ne demek istiyorum? Örneğin Bülent Ecevit Üniversitesi'nin bir öğretim yönetim sistemi var. Gazi Üniversitesi'nin başka bir öğretim yönetim sistemi olabilir. Bir başka kurum kullanıyor olabilir. Bir başkası Blackboard. Dolayısıyla kim hangi öğretim yönetim sistemini kullanırsa kullansın, benim ürettiğim içeriğin her yerde çalışabilmesi için bir standarda ihtiyacım var. Yani şu an ekranda görüyorum. Örneğin Efe Can Hocam bir etkinlik hazırladı. Fatih Bey bir etkinlik hazırladı. Büşra Hanım bir etkinlik hazırladı. Bunun hepsinin gelip örneğin bir okulun, bir üniversitenin öğretim yönetim sistemine yüklediğimizde çalışması zordur. Çünkü herkes kendi tarzında hazırladı. İşte bu gibi sorunları ortadan kaldırmak için bir standart geliştirildi. Bu yıllardır kullanılan bir standart. Eğitim içerikleri standardı da diyebilirsiniz veya etkileşimli içerik standardı. Bu yani geçmişine, tarihine değinmeyeyim ama Amerika'da geliştirilmiş eğitimleri birden çok eğitim içeriğini farklı firmalardan alma amacıyla geliştirilmiş bir teknoloji. Yine bunun detayını bilmemize gerek yok ama şunu bilmemiz gerekir. Ben bir etkinlik hazırladıysam, Word gibi, Excel gibi hani farklı kaydet butonumuz var ya, oradaki gibi HTML5 içeriği ürettiğimde farklı kaydet deyip SCORM olarak kaydedersem, bu neredeyse tüm öğretim yönetim sistemlerinde çalışabilir. Yani aslında benim ürettiğim etkileşimli içeriği
farklı sistemlerde kullanılabilir hale getiriyor. Bakın bir önceki cihazlardaydı. Cihazlarda öğretim yönetim sistemleri yoktur. Öğrenci soruya cevap verdi, vermedi. Ama diğer tarafta not tutar sistem. Kim yaptı, kim yapmadı, kim başarılı, kim başarısız, kim kaç puan aldı ve benzeri. Dolayısıyla skor mu? Bir öğretim yönetim sisteminde içerikleri entegre etmek için gerekli olan teknoloji standartı olarak not alabilirsiniz. Bu alanla uğraşan kişilerin olmazsa olmaz bilmesi gereken bir terim, öyle söyleyeyim. Biraz sonra bir içerik ürettiğimizde bunu nasıl skor mu yapacağız? Elimizde program yoksa internetten yapabilir miyiz? Onlara da değineceğim. Üçüncü terim ise bilmemiz gerektiğini düşündüğüm Tinken. Tinken Skorm'un çok gelişmiş versiyonudur. Yani neden biz içeriklerimizi öğretim yönetim sistemine yüklüyoruz? Geri bildirim almak ve geri bildirim vermek için aslında. Öğrencinin ne yaptığını görmek için, ne kadar süre harcadığını görmek için, yapıp yapmadığını görmek için. Örneğin Skorm'la Tinken aynı özellik ama gelişmişi dedim. Dolayısıyla nasıl bir fark olabilir ikisi arasında ona da değineyim. Şu an birçok öğretim yönetim sistemi henüz Tinken'e geçmiş değil. Ama geleceğin teknolojisi bu. Biraz maliyetli, altyapı hemen değişmiyor çünkü. Ama mesela Milli Eğitim Bakanlığı EBA Skorm kullanıyor. Henüz Tinken'e geçmiş değil. Ama farkına şimdi baktığımızda ne kadar ihtiyaç olduğunu göreceğiz. Şimdi Skorm, diyelim ki ben bir sınav hazırladım. Çoktan seçmeli olsun. Fark etmiyor türünün ne olduğu. Bir tane de video olsun öğrencinin izlemesini istediğim. Şimdi Skorm olarak kaydedip öğrenciye bunu sunduğumda sistem bana şunu söyler. Der ki öğrenci soruyu Tamam. çözdü. A dedi. Bir başka öğrenci B dedi. Bir başkası C dedi. Sadece sonuçları verir. Videoluysa içeriğim sistem şunu söyler. Kerim videoyu izledi, Cahide Hanım izlemedi, Fatih Bey izledi. Aralarda videonun içinde ne yapıp yapmadığını bilmez. Videoyu sürükleyip sonuna getirse dahi izledi der. Skor. Tinken ise bunun gelişmiş versiyonudur ve özellikle uzaktan eğitimle birlikte çok ihtiyaç duyduğumuz bireysel öğrenmeye hizmet eder. Nedir farkı? Skorumda neydi? A kişisi hangi cevabı verdi? B kişisi hangi cevabı verdiği tutuyordu. Skorum ise şey Tinken ise şunu tutar. Öğrenci örneğin işte Cahide Hanım soruyu açtı. 3 saniye sonra A'ya tıkladı. Vazgeçti B'ye tıkladı. En son C'de karar kıldı ve tamam dedi. Dolayısıyla tüm öğrencilerin bir soruyu cevaplarken önce hangisine tıkladığını, sonra hangisine, sonra tekrar hangisine karar kılıp kaydettiğini bilmek bir eğitim, bir eğitim yöneticisi, bir eğitimci için, bir içerik üreticisi için çok çok kıymetli. Çünkü çeldiricileri görüyorsunuz, öğrencinin davranışını görüyorsunuz ve benzeri. Bu sadece bir örnek. Bunun gibi yüzlerce özelliğe sahip Tinken. Video olduğunda mesela diyelim ki bir videomuz vardı. Videoyu izleyip öğrenci cevap verecekti. Tinken altyapısını kullanan bir sistemde ise bizim içeriğimiz videoyu öğrenci kaç kez izledi? İzledi mi, izlemedi mi? Hangi saniyede durdu? Hangi saniyede kaç dakika bekledi? Nereyi tekrar izledi? Orayı anladı mı, anlamadı mı gibi çeşitli geri bildirimleri almak için öğrencinin videoyla ilgili tüm sürecini kaydeder. Bunlar öğrenme ambarı diye geçer. Yani kaydederden kastımız video olarak kaydetmez, veri olarak kaydeder. Ve öğrenme ambarında bunlar yer alır. Sonra bunlar ne de kullanılır? Bireysel öğrenmede kullanılır. Ve herkese aynı içeriği sunmak yerine kişilerin kullanım özelliklerine göre, harcadıkları zamana göre, sevdikleri içerik türüne göre, hata yapma oranına göre, tercihlerine göre farklı içerikler sunma, yani biraz yapay zekayı işin içine katma açısından çok ciddi avantaj sağlar. Dolayısıyla bir eğitim teknolojisiyle uğraşan, ister dille öğretimi olsun, ister farklı alanlar, bir eğitim teknolojisiyle uğraşan bireylerin HTML5'i, Skorm'u, Tinken veya XAPI diğer adı, XAPI, experience'den gelir. Yani tecrübe apisi, yani kişinin neler yaptığını tecrübe eden gibi de düşünebilirsiniz. Bu konularda az da olsa bilgi sahibi olmasında fayda var. Yani diyelim ki bugün X kurumundayım. Bir öğretim yönetim sistemi var. Bilgi işlem dedi ki işte bizim öğretim yönetim sistemimiz var. Buraya dosyalarınızı yükleyebilirsiniz dediğinde soracağım ilk soru bu. Skorm'u mu destekliyor, Tinken'i mi? Ya da destekliyor mu yani? Bir kere temelde. Belki de hiç desteklemiyor.
Çünkü destekliyorsa öğrencilerin süreçlerini takip etme ihtimalim var. Desteklemiyorsa bir blog gibi, web sitesi gibi öğrenci gider bir şeyler yapar ama hiç kimsenin bundan haberi olmaz öğrencinin ne yaptığıyla ilgili. Dolayısıyla eğitim programları geliştirmek, içerikleri yeniden düzenlemek, materyallerin işe yarayıp yaramadığını kontrol etmek ve sonra bunları tekrar güncelleyip paylaşmak için bu gibi geri bildirimlere hem yazılımsal geri bildirimlere hem de öğrencilere detaylı geri bildirim verme konusunda avantajlı olduğunu ifade edebilirim. Bundan sonraki 4-5 yıl belki de 5-10 yıl bu konuları, bu teknolojileri daha çok konuşacağız. Çünkü eğitim teknolojileriyle ilgili proje geliştirenler arttı, uzaktan eğitim yaygınlaştı. Ev eğitim ya da evde öğretim diyeyim, eğitim demeyeyim. Evde öğretim gibi homeschool'un tercüme olarak ifade ettim. Taleplerin arttığı bir dönemde bu gibi içerikleri, teknolojileri, alt yazılımları, alt yapıyı bilmek hem proje geliştirenlere, hem öğretmenlere, hem bu hizmeti alanlara bu bilgi çok ciddi fayda sağlar. Dolayısıyla HTML5 üretirken aslında aynı zamanda da Scorm ve Think konularına da biraz sonra değineceğim. Ancak şu an %90-95 Scorm kullanıldığı için Scorm örnekleri üzerinden gideceğiz. Şimdi gelelim H5P'ye yani bugünkü konumuza. Bir kere H5P açık inisiyatifli, açık kaynak kodlu bir yazılımdır. Ne demek açık kaynak kod? H5P'yi kullanmak için hiç kimseye bir ücret ödemek zorunda değilsiniz. Bu bir. İkincisi H5P yerelde çalışır. Ne demek yerelde çalışır? Herhangi bir web sitesine bağımlı değilsiniz. Dosyayı indirirsiniz bilgisayarınıza. Web siteniz varsa web sitesinize koyarsınız. İstediğiniz yerde kullanırsınız. Sınıfınız varsa USB ile sınıfa götürürsünüz. Kullandığınızda herhangi bir kişi veya kuruma telif, lisans ödemek zorunda değilsiniz. Bu bir. İkincisi internetli de çalışır, internetsiz de çalışır. Bu da ciddi bir avantaj. Özellikle dezavantajlı ülkeler için geliştirilmiş bir altyapıdır. USB ile bile sınavı verirsiniz. Öğrenci evinde sınavı çözer. Sistem ona küçük bir dosya verir. Küçük bir dosya. O dosyayı öğrenci size getirir. O dosyayı siz sistemde okuttuğunuzda öğrencinin ne yaptığını yine görürsünüz. Normalde az önce internetle takip edebiliyorduk ya. İnternetin olmadığı ortamda dahi öğrenci bir işlem yaptığında onun verilerine ulaşmak mümkün. Dolayısıyla tüm bu süreçler düşünülerek yani avantajlı ve dezavantajlı bölgeler düşünülerek eğitimde eşitlik prensibi de dikkate alınarak bu gibi çalışmalar yapılmış durumda ki onları biraz sonra değineceğim uygulamayı gösterir ki bunları nereden. Şimdi H5P dediğim gibi H5P'nin kendi web sitesi h5p.org'dur. h5p.org. Bunun Türkçesini geliştirdim ben. Bu da h5p.tr.org. İkisinin birbirinden çok büyük bir farkı yok. Biri Türkçe, biri İngilizce. Şöyle h5p.org'da da şu vardır. Etkinlik türleri vardır. Girdiğinizde örneğin artırılmış gerçeklik örneği görürsünüz. Bilgi kartlarını görürsünüz. Kişilik testi görürsünüz. Kelime işaretleme görürsünüz. Kelimeyi bul gibi bulmaca ve benzeri. Adı vardır, örnekler vardır ve nasıl yapıldığı anlatılır. Ben de bu teknolojiyi hem kullanmak, hem üretmek, hem de faydalı olmak için hem de bu alanda çeşitli projeler geliştirdiğim için belki biraz sonra değinirim. Bu altyapıyı kurdum. İsteyen kişi ücretsiz bölümleri de var. İsteyen kişiler buradan çeşitli örnekleri inceleyebilir. İstediği örneği indirebilir de yani bir hazırlanmış örneğin bilgi kartını indirebiliyor ve kendisi tekrar onu düzenleyebiliyor. Onun da nasıl yapıldığını göstereceğim. Yani bir hocamız 10 soruluk bir etkinlik hazırladığında onun dosyasını ben alıp 11'e 12'ye çıkarabilirim veya soruları değiştirebilirim. Şayet o izin verdiyse nasıl izin vereceğine de biraz sonra değineceğim. Dolayısıyla H5P Web 2.0 araçları içerisinde en çok kullanılan 100 araçtan biri ve zamanla sıralaması da yukarı doğru gidiyor. Bu kapsamda bizler bunu bugün kullanmaya başladığımızda gelecekte bundan daha fazla faydalanacağız. Bir diğer özelliği ise bugün 52 diyelim ki 53 sanırım etkinlik türü var. Yarın 54, öbür gün 55 oluyor. Yani bu etkinlik türleri sizlerin bizlerin talepleriyle
arka planda geliştirilip yine ücretsiz konuyor sisteme. Yani bir taraftan da sistemde var olan etkinlik türleri geliştirilmeye, yeni etkinlik türleri eklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda da geleceği var olan, geleceği en azından 5-10 yıla damga vuracak, eğitimde etkileşimli içerik açısından damga vuracak bir teknoloji olduğunu ve bunu bence Efecan Hocam sizi bununla buluşturduğu için daha önce duymayanlarınız varsa bence teşekkür etmeniz gerekir. Çünkü bundan sonra yıllarca bunu kullanacaksınız diye düşünüyorum. Okulda eğitimciyseniz eğitimde, yöneticiyseniz yönetici veya bireysel web sitesi kurduğunuzda orada da belki para kazanmak için web sitesi kuracaksınız, reklam için ya da kendi öğrencileriniz için hiç fark etmiyor. Buralarda kullanabileceksiniz. Şimdi ne tür etkinlik türleri var? Şimdi H5P doğrudan bir alan için üretilmiş bir teknoloji değil. Yani ne demek istiyorum? Bir matematik için değil, fizik için, kimya için, biyoloji için, coğrafya için değil. Tüm eğitim alanlarının kullanabileceği etkinlik türleri var. Ama gerçekten bunların içerisinde en az 40 tanesi dil öğretiminde ve yabancı dil öğretiminde kullanılabilir. Bununla ilgili de bir analizim var, bir makalede, tablo şeklinde, onu da biraz sonra paylaşacağım. Dolayısıyla neler var bunun içinde? Hızlıca bazı özelliklerine değineyim. Bunlar içerisinden birkaçıyla ilgili örnek yapacağım. Sizin istediğiniz birini de bu yapma, hazırlama örneğinin içine koyacağım. Şimdi görüntüyü karıştırma var. Arka arkaya gelen görüntülerden birinci, ikinci, üçüncü aşaması gibi aşama oluşturabiliyorsunuz. Yani örneğin öncesi sonrası resimleri var biliyorsunuz. Bunda birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü aşama oluşturabiliyorsunuz. Akordeon var, tıkladığınızda açılıyor. Mesela Mehmet Akif'in eserleri, hayatı ve benzeri gibi. Anket var. Anketle quiz arasındaki fark nedir? Ankette doğru cevap yoktur. Dolayısıyla ankette uygulayabiliyorsunuz. Sınav uygulayabiliyorsunuz. Aritmetik, toplama, çıkarma, çarpma ve bölme var. Ve hazır olarak gelir. Yani kendisi seviyeye uygun hazır sorular sorar. Artırılmış gerçeklik var. Azıcık zor ama uygulamak mümkün. Bilgi kartları var. Dil öğretiminde çok kullanılan kelime kartları. Boşlukları doldurma, bulmaca hazırlama. Sadece kelimelere ekliyorsunuz. Şu sağ alttaki etkinlik. Sistem size bunu bulmacaya dönüştürüyor. Sonra cevabı tahmin et var. Bu biraz etkileşimli olmamakla birlikte hocalarımızın kullanabileceği bir sınıf içinde kullanılabilecek bir etki. Bir resim koyuyorsunuz. Cevabı ne diyorsunuz? Herkes söylüyor. Sonra tıkladığınızda cevap görünüyor. Bu anlamda etkileşim, yara etkileşim diyebilirim. Karnal not sistemi var. Bu meşhur bir not sistemidir. Bir şeyi dinlerken ve izlerken kelimeleri bir yere not alırsınız. Maddeleri bir yere not alırsınız. Açıklamayı bir yere. Bu karnal not sistemini de bu şeylerin, etkinliklerin, videoların veya çeşitli çalışmaların içine entegre edebiliyorsunuz. Yani öğrenci izlerken Cornell Not Sistemi'ni kullanarak not da alabilir. Veya bu illaki öğrenci için olmak zorunda değil. Bir web sitesi yaptınız, bir video koydunuz, alt tarafa kişiler not alsın şeklinde. Çoklu etkin nokta var. Yani bir resimde, yabancı dilde çok kullanılır dinleme etkinliklerinde, bir resimde dersiniz ki işte en uzun dağı işaretleyin dersiniz. Dolayısıyla burada doğru noktayı işaretlediğinde öğrenci puanını alır. En uzun dağı öğrendiği konuya göre ya da bir dinleme etkinliğinde dersiniz ki uzun boylu, sarı saçlı, gözlüklü kişiyi işaretle dersiniz. Doğru kişiyi işaretlediğinde puan alır. Yani etkinlikleri sadece boşluk doldurmadan, çoktan seçmeliden ve doğru yanlıştan da kurtarmak lazım. Bence eğitimin önündeki en büyük engellerden biri de bu. Çocuklar diğer etkinlik türlerini görmediği için çok standart bir içerikle karşılaşıyor. Ve süreç değerlendirmesi çok az kullanılıyor. Sadece testler uygulandığında, halbuki daha farklı etkinlik türleri söz konusu. En önemli özelliklerinden biri şudur: dallanmış senaryo. Dallanmış senaryo nedir? Öğrencinin tercihlerine göre bir sonraki sayfa gelir. Örneğin öğrenciye bir soru sorarsınız. 4 seçenek vardır. A diyen birinci sayfaya gider, B diyen ikiye gider, C diyen üçe gider. Bunu siz planlıyorsunuz. Öğrenciye yaşını sorarsınız. Öğrencinin vermiş olduğu yaşa göre karşısına şarkı çıkar. Şarkıyı dinledikten sonra beğendin mi dersiniz, başka sayfa gider. Beğenmeyene başka sayfa. Black Mirror filmini izlemişsinizdir. İki versiyonu var. Bir tercihli olan, bir de düz. Yani orada Black Mirror filminde siz tercih ediyorsunuz. Bir sonraki sahnede ne olsun? Yani çocuk babasına kızsın mı
Yoksa işte sussun mu? Siz tercih ediyorsunuz. Sizin tercihinize göre film ilerliyor. Burada da aynı şekilde öğrencilerin tercihlerine göre bir sonraki sunum sayfası, bir sonraki etkinlik, bir sonraki içerik geliyor. İşte bireysel öğrenmedeki en önemli özelliklerden birini burada görmek mümkün. Bu kapsamda da çok kullanışlı bir araç olduğunu söyleyebilirim. Bir diğeri deneme. Bakın essay dediği veya kompozisyon da diyebilirsiniz. Sadece bu etkinliği, bakın bir yazılımcıya gitseniz deseniz ki benim bir kompozisyon yazılımına ihtiyacım var. O da diyecek ki size nasıl bir şey istiyorsun? Ben de diyeceğim ki öğrencilere bir konu verdiğimde o konuyla ilgili benim istediğim 15 kelimeyi yazdıysa öğrenciye puan versin. Yazmadıysa şu kelimeler eksik desin. Bakın böyle bir yazılım. Bir yazılımcıya gidip sadece şu deneme dediğimiz essay etkinliğini yaptır deseniz size en az 10-15 bin lira ister. Yapıp yapamayacağını da bilmiyorum. Bakın zor da yani. Ama burada sadece bir etkinliğin ne kadar kıymetli olduğunu görmenizi istiyorum. H5P nasıl yapılırı yüzlerce video bulursunuz arkadaşlar. Ama benim şu detaylı değindiğim konulara kimse değinmiyor. Herkes sonuçla ilgilendiği için biraz onun için detaya değiniyorum. Ben ne yaptığını bilen içerik üreticileri yetişsin istiyorum. Efecan hocam haksız mıyım? Niçin bu etkinliği kullandığını bilecek? Neden H5P'yi kullandığını bilecek ki içerik kıymetli olsun? Ya biri diyecek ki hocam burada yaptığın çoklu etkin noktayı başka yerde de yapabilirim. Ama diyeceğim ki burada şu var. Bunu bilmedikten sonra farklı araçlarla elbette üretmek mümkün ama altyapıyı, teknolojiyi, özelliklerini bildiğimizde bize buna sahip çıkmamız gereken çeşitli argümanlar sunar. Bu kapsamda bazen detaylara değiniyorum. Siz de aklınıza takılan konuları sorun lütfen. Şimdi deneme essay nasıl çalışıyor? Bakın sisteme diyorum ki mesela örnek veriyorum bir gününü anlat. Tabii ki öğrenciler klavyeyle yazdığını veya yazdığını yapıştırdığını düşünün. Ve arka plana ben şu kelimelere giriyorum. Kalkmak, kahvaltı yapmak, zeytin, peynir, reçel, ekmek. Yani böyle kelimeler giriyorum. Giyinmek, soyunmak, televizyon izlemek, ödev yapmak. Düşünün sınıfta konuştuğumuz konular var. Onlarla ilgili 20 tane kelimeyi arka plana ben giriyorum hoca olarak. Siz başka soru sorarsınız, başka kelimeler girersiniz. Konu sağlıktır. Sağlıkla ilgili bir şey yaz dersiniz. Oraya doktor, hemşire, hasta, randevu, randevu almak, randevu vermek gibi kelimelere girersiniz. Şimdi kelimelere ben girdim. Öğrencinin karşısına boş bir kutu geldi ve diyor ki yaz diyor. Öğrenci oraya sizin istediğiniz limit kadar cümleleri yazar. Alt tarafta kontrol et dediğinde sistem ona der ki hocanın istediği ya da bu içeriği hazırlayan kişinin istediği 15 kelimeden 7'sini yazdın. Geri kalan 7'yi yazmadı. Ha, sistem şunu da yapıyor ben istersem. Yazmadıklarını göster. Ya da yazmadıklarıyla ilgili ipucu göster. Mesela diyeceksiniz ki işte akşam evde yapılan etkinlikleri yazmadın. Çünkü sistem işte televizyon izlemek, ödev yapmak, yatmak görmedi. Dolayısıyla bu gibi ipucu vererek eksiklikleri tamamlama görevi de veririz. Yani neden sadece yanlış yapsın, eksikliklerini görüp düzeltsin? Bu kapsamda elbette kompozisyonun noktasını, virgülünü, cümle doğru muyu test edemez sistem. Bu biraz daha ileri teknolojidir ama belki zamanla o da gelişir. Ama neyi test ediyor? İstediğim kelimeleri, fiilleri, yapıları kullanıp kullanmadığını görüyorum. Bu da ciddi bir avantaj. Sadece bunu bile 15-20 bine bir yazılımcı gerçekten yapar mı bilmiyorum. Öyle söyleyeyim. Yani ne kadar kıymetli olduğunu yazılımın bilmenizi istedim. Bazen şu var. Bir şeyi kıymetsiz yapmak istiyorsanız ücretsiz yapın derler ya. Bazen onu hissediyorum ben. Bu gibi gelişmiş teknolojiler neden kullanılmıyor'nun cevabını yani ücretsiz olduğu için kıymet vermiyoruz. Halbuki ücretsiz olması kıymetsiz olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. Sadece bir örnekte bile bunun ne kadar kıymetli olduğunu görmek mümkün. Bir diğer özelliği de biraz sonra göreceksiniz bir soruyu 3 saniye içinde hazırlayabiliyorsunuz. Bazen 5 saniye, bazen 1 dakika ama ne kadar kolay olduğunu da göreceksiniz. Bir diğeri ders sunumu. Yani bunda sunum hazırlayabiliyorsunuz. PowerPoint'ten farkı nedir? Birinci sayfaya video, ikinci sayfaya boşluk doldurma, üçe videonun içine soru, dördüncü sayfaya bulmaca, beşinci sayfaya yani her sayfaya farklı bir etkinlik türü ekleyebiliyorsunuz. Bunun için bir program, bir yazılım, bir tarayıcı değiştirmeniz gerekmiyor. Bu da ciddi bir avantaj.
Birinci sayfaya videoyu koyarsınız. İkinci sayfada video ile ilgili soru sorarsınız. Üçüncü sayfada sürükle bırak yaparsınız. Dördüncü sayfada müzik dinletirsiniz. Beşinci sayfada müziği beğenip beğenmemesine göre bir yere yönlendirirsiniz ya da başa döner. Soruya vereceği cevaplara göre. Yani çok ciddi anlamda sistemi, süreci yönetebiliyorsunuz. Bir diğeri dikte. Dikte nedir? Dil öğretenler bilir, öğrenenler de bilir. Ben bir şeyi seslendiririm, öğrenci duyduğunu yazar. Aynı şeyi program yapıyor. Program bana diyor ki, öğrencinin yazmasını istediğin sesi ya buraya ekle ya da seslendir. Seslendiriyorum. Şurada gördüğünüz gibi bir ikon var. Öğrenci dinliyor ve duyduğunu yazıyor. Sistem ona hemen cevap veriyor. Yani örneğin 100 harf varsa 90'ı doğru, 10 tanesi yanlış gibi. Sistem bana şunu da soruyor. Küçük hataları doğru kabul edeyim mi, etmeyeyim mi? Büyük harf küçük harfe dikkat edeyim mi, etmeyeyim mi gibi tikler var. Oralara işaretlediğimde sistem bunu test ediyor. Yani biz test etmeden sistem öğrenciye geri bildirimde bulunabiliyor. Şayet biz açarsak, açmaya da biliriz. Dolayısıyla bu da dil öğretiminde kullanılacak güzel bir etkinlik. Doğru yanlış var. Bunu zaten biliyorsunuz. Dokümantasyon aracı öğrencilere bir... Dediniz ki bir CV hazırlayın dediniz. Konunuz CV olabilir, derslerde var. Ya da öğrencilerinize bir gününüzü anlatın dediniz ama biri işte önce sabaha anlattı, öteki önce akşama anlattı, öteki önce hafta sonunu. Dokümantasyon aracı ise öğrencilere istediğimiz bilgiyi istediğimiz sırada cevap vermesini sağlar. Ve sonunda öğrencinin verdiği cevaplar bir Word'e dönüştürür sistem. Birinci soruya cevap verir, ikiye cevap verir, üçe, dörde, beşe. Sonunda tamamladığında sistem ona bir Word verir. Word belgesi, birinci sorunun cevabı, ikinin, üçünün. O dosyayı size gönderir. Avantajı nedir? Tüm öğrencilerin verdiği cevaplar, sıralamalar aynıdır. Bir Word. Ha, nerede kullanılır? Bu çeşitli projelerde nerede, nasıl çalışılır? Ayrı bir konu. Bunların her biri bir araçtır arkadaşlar. Yani bir araba gibi düşünün, bir bisiklet gibi. Ben buradan işe giderken bisikletle gidebilirim. Yani otobüsle gidebilirim, taksiyle gidebilirim, kendi aracımla. Belki uçakla mümkün değil. Bunlar da aynı şekilde. Bunlar çeşitli araçlar. Bizi amacımıza götüren, amacımıza yaklaştıran, amaca gitme konusunda bizim işimizi kolaylaştıran araçlar. Tercih edip etmeme size kalmış, bize kalmış. Ve hangisini tercih edeceğimiz de bize kalmış, az önceki örnekte olduğu gibi. Etkileşimli kitap, yani baştan sona bir etkileşimli kitap yapabiliyorsunuz ve bu kitapta burada bahsettiğimiz 40'tan fazla etkinlik türünü ekleyebiliyorsunuz. Yani çok kullanışlı bir sistem ve etkileşimli kitap normal Z kitabın veya PDF'nin içine video link eklenmiş şekli değildir. Sıfırdan burada tasarlarsınız. İkincisi sistemi, yani etkileşimli kitabı paylaştığınızda içinde sorular, etkinlikler varsa öğrenci şunu görür. Bu etkileşimli kitabın içinde 50 sayfa var. 50 sayfada 25 etkinlik var. 25 etkinliğin 20'sini yapmışım, 5'ini yapmamışım. Yapılmayan sayfalara hemen link var. Yani etkileşimli kitap gerçek bir etkileşimli kitaptır. Sadece Z kitap değildir. Yani kitabın ufak tefek eklentilerle zenginleştirilmiş hali değil. Gerçek bir etkileşimli kitaptır. Baştan sona öğrenci etkileşimde bulunabilir, soruları cevaplar, etkinlikleri yapar, neleri yapıp neleri yapmadığını görür ve sonunda da bir skoru, puanı vardır. Aksi durumda geri bildirim vermediğinizde, yüzde kaçını yaptığını göstermediğinizde çok bir anlamı yok eğitim açısından. Ki Efecan Hocam da geri bildirimlere çok önem verir ki önemlidir de zaten geri bildirimler. Eğitimin, öğretimin sınavlardan çok daha kıymetli bir özelliği olduğunu söyleyebilirim. Sayın Hocam. Buyurun hocam. Bu etkileşimli kitap özelliği gerçekten yani çok önemli, çok güzel bir özellikmiş yani. Sadece bu bile bir gün çalışılabilir hocam. Yani bunun eğitimi bile 1-2 saat sürüyor. Güzel bir etkinlik. Dolayısıyla şu olabilir. Ben buradan size ve değerli arkadaşlara şunun sözünü verebilirim. Bugünkü etkin, yani bu 40-50 etkinlik içerisinden seçilen bir tanesiyle ilgili detaylı bir öyle bir saatlik eğitim daha yapabiliriz. Yani sıfırdan bir etkileşimli kitap nasıl oluşturulur ki detaylı bir şekilde öğrenilmiş olsun. Bu konuda da burada söz vermiş olayım. Teşekkürler hocam. Bir diğeri, bu sistemin en büyük farklı özelliklerinden biri, etkileşimli video. Şimdi etkileşimli videoları görmüşsünüzdür. Bir video vardır. Videonun İşte X dakikasında karşınıza bir soru gelir. Bunda çok daha fazlası var. Bir videonun içine
İstediğiniz dakika ve saniyelerde videoyu durdurabiliyorsunuz. Bu bir. İkincisi, istediğiniz saniyeye bir bilgi, mesaj ekleyip onu gösterebiliyorsunuz öğrenci devam et diyene kadar. Yani videonun içinde resim yoktur. Siz oraya bir resim eklersiniz. Video saniye geldiğinde durur. Sizin resminizi gösterir. Örnek veriyorum. İstediğiniz saniyelerine bir tane de değil, 1, 3, 5. dakikaya mesela sorular ekleyebilirsiniz. Ve bu sorular 10 farklı soru. Yani o öğrenci konuşarak da cevap verebilir, sürükle bırakla cevap verebilir, doğru yanlış yapabilir, yazarak cevap verebilir. Yani buradaki bu etkinlik türlerinden en önemli 10-15 tanesini kullanabiliyorsunuz. Bir diğer özelliği, diyelim ki öğrenci cevap verdi. Doğru cevap verdiğinde bölüm atlatabilirsiniz. Örneğin birinci soruyu sordunuz. Öğrenci doğru cevap verdiğinde ikinci dakikadan devam et diyebilirsiniz. Yanlış cevap verene 30 saniye geri git diyebilirsiniz. Yani bu gibi süreçleri de yapabildiğimiz için tam bir bireysel öğrenmedir. Öğrenci biliyorsa ilerler, daha çok biliyorsa atlar, bilmiyorsa tekrar eder ve bilene kadar yapar. Bir iyi içerik geliştiricisi sadece videoyla ders öğretebilir. Ders anlatabilir demiyorum bakın. Ölçerek, geri bildirim vererek, ileri geri giderek bir videoyu öğrenci tamamladığında öğrenir. Çünkü cevap veremediğinde, yanlış yaptığında geri gidecek. İlgili yere gidecek. Sadece geri başa döndürme değil. Cevaba göre gönderiyorum ben istediğim yere. Dolayısıyla 5 dakikalık videoyu belki 10 dakikada bitecek. Ben Black Mirror filmini izlemeye başladım, bitiremedim. Yani benim tercihlerim filmi bitirmedi. Ve bazılarının tercihi çok daha kısa sürede bitiriyor. Orada tercih var, biliyorsunuzdur belki. Dolayısıyla tercihe göre film ilerliyor. Bitiremedim yani, nasıl tercihlerde bulunduysam. Burada da öyle, yani öğrencinin cevaplarına göre süreç ilerliyor. Bir önceki o dallanmış senaryoda olduğu gibi. Bir diğeri etkin noktayı bulma. Burada tek bir öncekinde çokluydu. Boşluk doldurma. Gelişmiş boşluk doldurma var, bir de boşluk doldurma var. Farkı şu, gelişmiş boşluk doldurmada sizin 5 tane boşluğunuz varsa 5 boşluktaki kelimeleri tüm boşluklara seçenek olarak koyar. 5 kelimemiz var diyelim, boş onlar. A'nın da cevaplarında vardır. B'nin de C'nin de, dolayısıyla seçersiniz. Görüntü eşleştirme, hafıza oyunu gibi düşünebilirsiniz. Görüntü etkin noktalarını bulma. Bazılarını hızlı geçiyorum. Slide yapabiliyorsunuz. Görüntü seçimi yapabiliyorsunuz. Yani bu nerede işe yarıyor? Resimli seçeneklerde. Geçen bir hocalarımız sormuştu. Seçeneklere, cevaplara, şıklara A, B, C yerine resim koyabilir miyiz? Örneğin aşağıda 5 resim var. Aşağıdakilerden hangisi doktordur? Diyelim ki meslekleri öğrettik öğrencilere. Öğrenci doktor resmine tıkladığında doğru cevap olacak. Ya da aşağıdakilerden hangisi çevre kirliliğine sebep olur? Öğrenci doğru resmi işaretlediğinde veya doğru resimleri işaretlediğinde puan alacak. Diyor ki aşağıdakilerden hangisi, örneğin ormanda yaşar. Öğrenci doğru resimleri 1, 2, 3, 4, 5 kaç tanesi işaretlediğinde puan alır. Dil öğretiminde de çok güzel kullanılabilir. Bir diğeri görüntü sıralama. Bunu da çok seviyorum ben. Bir hikaye dinlettim öğrencilere. Karşılarına da 10 tane resim verdim. Diyorum ki dinlediğiniz hikayeye göre resimleri sıralayın. Veya işte Kerim Sarıgül'ün hayatını okuttunuz. Aşağıda da bulunduğu yerler, gezdiği yerler atıyorum var. Dinlerken işte birinci resmi 1'e koyacak, ikinciyi 2'ye, üçü 3'e. Dinleme sırasına göre ya da dinlediği hikayeye göre sıralacak. Ya da bir kişinin bir günde yaptığı işleri anlatıyorsunuz. O dinlediği veya okuduğu, okuma da olabilir. O metne göre, dinlediği hikayeye göre resimleri sıralayabilir. Puanlandır dediğinizde kaç tanesini doğru sıralamış, kaç tanesini yanlış, onu görebiliyoruz. Bir diğeri öncesi sonrası, nasıl kullanılır bilmiyorum ama her yerde kullanma imkanımız var. İşte Ankara'nın öncesi sonrası, işte Doğan'ın, işte bir yerin resminin, dağların, ormanların öncesi sonrası veya farklı bir şekilde kullanılabilir. Yani bunun özelliği şu, iki resmi üst üste koyuyorsunuz, sistem bunu kaydıraç yapıyor ortaya ve sağa sola kaydırdıkça öncesini sonrasını görebiliyoruz. Bu grafik oluşturmak için, Hocam bu bir şey hafta sorabilir miyim? tabii ki buyurun. Kusura bakmayın, özür dilerim. Dersi böldüm ama dersimizin Ben de akışı bu hem şekilde mi devam? biraz dinlenmiş olayım. Öyle Buyurun. mi? Hocam dersimizin akışı bu şekilde mi devam edecek? Hani bunlardan bir tanesinin açıklaması ya da nasıl... Yok, bir değil iki üç tanesini uygulamalı olarak göstereceğim. Tamam. Tamam hocam, Tamamını bunu merak gösterme ettim. şansım olmadığı için her birinin özelliklerine değiniyorum. Tamam, tamam hocam. Tamam. Hani bir Birkaç tanesi de olsa bekleyeceğim çünkü o yüzden. var, göstereceğim.
göstereceğim. Tamam, Bazıları bu bölüme teşekkür. dikkat ediyor, bazıları uygulamayı bekliyor ama iki tarafa da hizmet edecek şekilde işlem yapacağım Tamam. inşallah, tamam. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Sağ olun. Hafıza oyunumuz var. Başka bir sitedeki içeriği yerleştirebiliyoruz. Bu da güzel bir özellik. Bir başka sayfada harita, biliyorsunuz haritalar gömülüyor. Wikipedia'da bir sayfa bilgiyi buraya koyabilirsiniz. YouTube'daki bir videoyu etkinliğinizin içinde gösterebilirsiniz. Kelime setini söyle, konuşarak öğrenci cevap verir. Dersiniz ki Türkiye'de veya Türkçe selamlaşma ifadelerini söyle dersiniz. Arka plana siz merhaba, iyi günler, selamun aleyküm yazarsınız. Öğrenci bunlardan birini söylediğinde puan alır. Dolayısıyla konuşma pratiği de yaptırabiliyorsunuz öğrenciye ve bu sistem şunu soruyor size: öğrenci hangi dilde konuşacak? Yani siz Türkçe söylersiniz, öğrenciye İngilizce söyletebilirsiniz veya sisteme İngilizcelerini koyarsınız, öğrenci onun Türkçe karşılığını söyleyebilir. Bunu nasıl tasarlayacağınız size kalmış. Kelimeleri bulma, bulmacası, kelimeleri işaretleme. Bu dil öğretiminde de eğitimde her alanda kullanılır. Çok farklı bir etkinlik türü. Cümle var, hiçbir şey kayıp değil, eksik yok. Hangilerinde hata olduğunu işaretleyecek. İmla hatası vardır, büyük küçük harf hatası vardır, doğru yerde değildir ve benzeri. Bu da çok güzel. Hatta bunu biraz sonra yapalım. Kelimeleri söyle. Kelimeleri sürükle bırak. Doğru yere sürükleyecek, boşluk doldurma gibi düşünün ama kelimeler var, sürükleyip bırakacak. QR kod oluşturabiliyoruz. Kişilik testi, yani öğrencilerin cevaplarına göre sen şu şekildesin diyebiliyoruz veya şu tarz filmleri seviyorsun diyebiliyorsunuz. Soruyu ve sonucu yine biz ayarlıyoruz. Kolaj, birden çok resimden resim oluşturma. Özet ise doğru yanlış sorularından şöyle bir farkı vardır özetin: verdiği cevaplar birikir. Yani birinci soruya dedi ki işte H5P skorumu destekler. İşaretledi. O yukarı gelir, kaybolmaz. İkinci soruda işte H5P aynı zamanda Tinken altyapısını kullanır. Doğru dediyse birikir. Yani öğrencinin cevapları yukarıda özet olarak değerlenir. Öğrenci aslında bir etkinliğin sonunda konunun özetini bir arada görmüş olur. Çok kullanılmıyor ama bence en faydalı etkinliklerden biri, adından da anlaşıldığı gibi. Paragraf sıralama var, bildiğimiz etkinlik türlerinden biri. Quiz var. Quiz'in diğerlerinden farkı, birden çok soru türünü bir soru içerisinde kullanabiliyoruz. Biraz sonra bunu yapacağım. Sanal tur var. Hazır resimleri sanal tura da dönüştürebiliyorsunuz. Var olan sanal turları da ekleyebiliyorsunuz. Öğrenciye ses kaydı yaptırabiliyoruz. Ses dosyasını dinletebiliyoruz. Sürükle bırak var, resimli şekilde. Sütun var. Sütun ne işe yarar? Sütun yeni bir etkinlik türü değil ama az önce bahsettiğimiz o birden çok, yani farklı etkinlik türlerini tek sayfada kullanma imkanı sunar. Bir sınav hazırlayacağınızı düşünün. Önce video koyacaksınız. Altına soru, altına sürükle bırak, altına boşluk doldur, altına kelimeleri işaretle. Bu gibi bir böyle uzun sütun boyunca bir sınav yapmak istiyorsanız bu sütun programını kullanabilirsiniz. De şenlik takvimi var. Şenlik takviminde kapılar vardır, 21 tane. Yani bir ay kadar oluyor. Bu kapıların her birinin arkasına bir müzik, bir soru, istediğiniz şeyi koyuyorsunuz. Öğrenci gelişigüzel bir kapı söylüyor, numara. 5 diyorsunuz, 5. kapı açılıyor ve karşısına bir hediye ya da bir soru çıkıyor. Arkaya siz ne koyduysanız, sınıfta özellikle akıllı tahtada bu gibi etkinlikler, oyunlar oynanabilir. Kime hangi soru çıktıysa ona cevap verecek mesela. Ya da kime hangi şarkı çıktıysa onu söyleyecek ya da bu gibi etkinlikler için kullanabilirsiniz. Şimdi H5P projesinin ne olduğundan ve etkinlik ve özelliklerin neler olduğuna değindim. Bu sunumu ben Efecan hocamla paylaşacağım. Hocam da arkadaşlarla paylaşır, iletişiminiz olduğu arkadaşlarla. Buradaki linklere tıklayıp detayları öğrenebilirsiniz. Bunun yanında Çok iyi yine olur hocam. Çok teşekkürler. o 52 etkinlik türünün her birini analiz ederek hangisi okumada, dinlemede, yazmada, konuşmada, dil bilgisi öğretiminde, kelime öğretiminde kullanılır, kullanılmaz şeklinde böyle etiketler koydum. Makalenin burası bir bölümü. Dolayısıyla daha detaylı kendisini bu konularda geliştirmek isteyen arkadaşlar bunu inceleyebilir. Diyelim ki yazma etkinlikleri yapıyorsanız hangi etkinlik türleri bu işe yarar? Kelime öğretimine yönelik etkileşimli içerik hazırlamak istiyorsanız hangileri size yardımcı olur? Buradan da kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Şimdi gelelim H5P nerede ve nasıl çalışır? Hızlıca nerelerde çalıştığına değineyim. Çünkü herkes içerik üretmek değil, bazıları web sitesi açmak isteyecek. Bazıları öğretim yönetim sistemine içerik geliştirmek isteyecek. Hızlıca değineyim.
Şimdi dört farklı şekilde kullanabiliriz H5P'yi. Birincisi h5p.com, org değil bakın, projenin sitesi org'du. H5P.com'a üye olarak ücreti mukabilinde yıllık 20 dolar civarında, gerekmiyor yani onu söyleyeyim ama seçeneklerden birini söylemek zorundayım, sizin tüm içeriğinizi, verilerinizi bulutta barındırıyor ve içeriği de oradan üretebiliyorsunuz. Birincisi bu. Hocam araya girebilir miyim özür dilerim? Tabii ki, tabii ki. Az önce bir tablo gösterdiniz. O makaleden değil mi? Evet, evet hocam. Makalenin bu makale sağ altta da mi bağlantısı acaba? Var. Makale benim. Makası altta da bağlantısı var hocam. Sunumu paylaştığımda erişebilirsiniz. H5P etkileşimli içerik türlerinin yabancı dil öğretimi açısından değerlendirilmesi diye. Birincisi h5p.com'da kullanılabilir ki ben asıl yapacağımızı en sona koydum. Ücretli dediğim gibi. İkincisi zaten kurumunuz Canvas, Blackboard, Moodle gibi öğretim yönetim sistemlerini kullanıyor olabilir. Orada üretebilirsiniz. Türkiye'deki üniversitelerin %80'i Moodle kullanıyor biliyorum mesela. Dolayısıyla Moodle içerisinde H5P içeriği üretebilirsiniz. Doğrudan o paket içerisinde, web sitesi üzerinin içerisinde. Üçüncüsü kendiniz, bunlar ücretsiz yazılım olduğu için WordPress, Drupal, Moodle gibi yazılımları indirip bir domain hosting alıp hani 500-600 lira civarında yıllık oraya bu sistemleri kurup kendi öğretim platformunuzu, kendi web sitenizi, kendi altyapınızı da kurabilirsiniz. Yani bunun için WordPress'e, Drupal'a, Moodle'a ücret ödemenize gerek yok ki bunların kendileri zaten yüz binlerce dolardır, TL bile değil ama ücretsiz, bakın açık kaynak. Neden ücretsiz? Bunu uluslararası büyük kuruluşlar, kamu kuruluşları destekler. Eğitimin maliyetini düşürmek için H5P'de olduğu gibi. Dördüncüsü ise Lumi. Benim en çok yukarıdakilere göre en çok tercih ettiğim sebebi şu. Lumi'yi bilgisayarıma indiriyorum. Bilgisayarımda açıyorum PowerPoint gibi ve etkinlikler hazırlıyorum. Etkinlik hazırlarken de internete ihtiyacım yok. Diğerlerinin tamamında internete ihtiyacım var. Bunda ihtiyacım yok. Bir, Lumi'de istediğim etkinlik türlerini hazırlıyorum. Eksiksiz H5P'de var olan 52 etkinlik türünü. İki, HTML'e 5 olarak kaydedebiliyorum. Üç, SCORM olarak kaydedebiliyorum. Dört, başkasının hazırladığı etkinliği açıp düzenleyebiliyorum. Dolayısıyla Lumi bugün anlatacağım program aslında. Yani bilgisayarınızda kullanabileceğiniz program. Lumi.education veya Lumi Education yazdığınızda web sitesine giriyorsunuz. Web sitesine girip indir dediğinizde size soru soruyor. Diyor ki Windows'ta mı kullanacak, üreteceksin, kullanacaksın değil. Windows'ta mı içerik üretmek istiyorsun, Mac'os'ta mı, Linux'te mi? Tercihinizi yapıyorsunuz ve program iniyor. Program indikten sonra şurada gördüğünüz gibi masa üstünde bir ikon oluşuyor. Biraz sonra o ikonu açıp etkinlikte yapacağım size canlı olarak. Ve ikona tıkladığımızda öğretmenlerin işini kolaylaştıracak sayfalar geliyor aslında. Bir PowerPoint gibi değil. PowerPoint'i açtığınızda boş bir kanvas vardır, boş bir sayfa. Ne yapacağınızı bilmezsiniz. Nereye video, nereye resim, nereye yazı. Bunda öyle değil. Ne yapacaksın diye sorar size. Siz de dersiniz ki etkileşimli video yapacağım dersiniz. Size videoyu şuraya ekle, soruyu buraya ekle gelir. Veya boşluk doldurma yapacağım dersiniz. Metni buraya ekle. Boşluk görünecek yerlerin, kelimelerin başına ve sonuna yıldız ekle der. Dolayısıyla boş bir ekran yerine hazırlamak istediğiniz etkinliğin sayfası geldiği için işinizi kolaylaştırır. Buna değineceğim. Mesela mevcut H5P dosyasını aç diyebiliyoruz veya yeni H5P dosyası oluştur diyebiliyoruz tıkladığımızda. Yeni bir H5P oluştur dediğimizde işte karşımıza bu menü geliyor. Ne oluşturmak istiyorsun? Burada liste var. Gördüğünüz gibi 52 etkinlik türü, yani etkileşimli video, ders sunumu, çoktan seçme, boşluk doldurma ve benzeri. İstediğimizi seçip çalışmamıza devam ediyoruz. Şurada kısaca örnekler göstereyim. Mesela bu kelime kartı örneği. Bunun yanında internette hemen şöyle siteyi de açarak göstereceğim. Şu sol altta bir ikon var. Bakın reuse, yeniden kullan. Başkalarının hazırladığı etkinlikleri indirip kullanabilirsiniz. Sadece kullanmak değil, içeriğini de değiştirme imkanı sunuyor size. Şurada reuse yazıyor gördüğünüz gibi. Biraz sonra kendi web sitem üzerinde onu göstereceğim nasıl kullanacağınızı. Devam edeyim, hemen etkinliklere geçeceğim çünkü. Şimdi buraya kadar sorusu olan var mı? Yoksa hemen Lumi'yi açıp birkaç etkinlik yapalım. Sonra da sorularınıza cevap vereyim. Şimdi Lumi'yi, yani şuraya
Şöyle ekranımı bir paylaşayım sizinle. Hocam bu etkinlikleri başkasıyla, yani kaçırmış olabilirim, söylemişseniz de kusura bakmayın, başkasıyla paylaşabiliyor muyuz hocam? Tabii paylaşabiliyorsunuz hocam. Şimdi göstereceğim nasıl paylaşacağımızı. Programı açtığımda da göstereceğim. Peki siliniyor mu hocam bu etkinlikler? Ya ne kadar kalıyor burada? Uzun süre kalabiliyor mu? Yok, nereye koyduğunuz önemli. Şurası, bu site benim sitem olduğu için burada süresiz kalır. Ben silene kadar kalır. Nereye yüklediğiniz önemli. Biraz sonra hani USB'de kullanabilirsiniz. Birine USB ile verirsiniz. O istediği platforma koyar. Üniversitenin öğretim yönetiminin sistemine koyduysanız hep orada kalır zaten. Dolayısıyla hani nerelerde kullandığımıza göre değişir. Teşekkürler. Şimdi Lumi, mesela bakın Lumi yazdığımda ilk bu sayfa çıktı. Girdiğinizde şurada yazıyor, Lumi Desktop'a tıkladığımda bana diyor ki Windows, Mac OS, Linux hangisini istiyorsun diyor. Windows diyorum. Buradan hangi formatı kullandığımı 64'ü seçip indirdim. İndikten sonra Lumi'yi kurdum ve karşıma şöyle bir ikon geldi. Yani hiçbir şey bilmiyorsunuz. Lumi'yi kurdunuz. Karşınıza böyle bir ikon geldi ve hiçbir şey bilmiyormuş gibi şöyle hareket edelim. Ben de bilmiyormuş gibi yapacağım. Ama kısaca da ipuçları vererek. Lumi'yi açıyorum. Tıkladım. Lumi açıldığında karşıma iki tane menü geldi. Bunu arkadaşlar yabana atmayın. Neyi? Çok basit hazırlanmıştır. Yani hazırlayan, yani önce Lumi açılıp menüler sağa sola konulabilirdi. Öyle değil. Ne yapacağımızı adım adım soruyor. Diyor ki, daha önceden öğrencilere sınav uyguladıysan o sınavın dosyası varsa onu ver. QR kod okutma gibi düşünebilirsiniz ya da test kağıdı gibi. Diyorum ki hayır, ben içerik çalışması yapmak istiyorum. H5P editörü istiyorum. Açtığımda diyor ki daha önceden çalıştığın var mı? Varsa onu aç. Bakın mevcut H5P dosyasını aç. Word gibi düşünün. İki sayfa yazı yazdınız. Bugün tekrar açıp 3'ten devam edeceksiniz. Dün 2 soru hazırladınız. Aynı etkinliği açıp bugün 3. 4.'yü ekleyeceksiniz. Z-Kitap hazırladınız. 5 sayfa. Bugün 6-7. Sayfayı. O zaman mevcut H5P dosyasını aç diyorsunuz. Aç dediğimde bu dosyanın benim bilgisayarımda nerede olduğunu soruyor. Tıklıyorum ve açıyorum. Biraz sonra bir dosyayı kaydedip buradan açacağız. İkincisi ise yeni bir H5P dosyası oluştur. Tıkladım. Yeni bir H5P yapmak istiyorum. Gördüğünüz gibi karşınıza bir liste geldi. Şöyle gördüğünüz gibi liste var. Şu şeyi aşağı indireyim. Heh. Liste geldi. Buradan istediğimi yapmak istiyorum. Arayabilirsiniz. Yenileri görebilirsiniz. A'dan Z'ye sırala veya popüler olanlar. En popüler etkileşimli videoymuş mesela. Şimdi buradan ne yapacağımızı bilmiyor olabiliriz. Mesela buradan örneğin şöyle bir kolaylarından birini seçeyim. Boşluk dedim. Boşlukları doldur. Bakın. Boşlukları doldur da şurada detaya tıkladım. Detaya tıkladığımda bana bir rehber geliyor. Diyor ki bu şu 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 işe yarar. Örnek görmek istiyorsan şeye tıkla diyor, demoya tıkladım. İngilizce örnek gelir karşısında. Ya bu boşluk doldurma nasıl bir şeymiş diye bakabilirsiniz. Her bir etkinlikle ilgili demo örnek vardır arkadaşlar. Her biriyle ilgili eksiksiz. Gördüğünüz gibi burada boşluk doldurma etkinliğini yazarak dolduruyoruz. Bunun sürükleme versiyonu da var. Gördüğünüz gibi yazar yazmaz doğru mu yanlış mı söylüyor. Biz bunun Türkçesini yapacağız şimdi. Gördüğünüz gibi buradan demoya bakabilirsiniz, resimlerine bakabilirsiniz. Diyelim ki kullanmaya karar verdim. Bakın burada kullan diyor. Kullana tıkladım. Hiçbir şey bilmediğimizde dahi bize nasıl rehberlik ettiğini göstermek istiyorum. Diyor ki şuraya bir adını yaz. Arama motorları için diyorum ki örnek boşluk doldurma. Şimdi bana diyor ki burada şurada hemen sırayla gidiyorum. Adım adım hiç yormadan sizi de kendimi de. Bir medya eklemek istiyor musun? Yani bu öğrenci boşluğu dolduracak ama öncesinde bir video mu izlesin? Bir resim mi görsün? Bir ses dosyası mı eklemek istersin? Bakın görsel, video, ses dosyası. İstediğim birini seçebilirim burada. Hiçbirini de seçmeyebilirim. Boşluk bir metnim vardır. Onu eklerim buraya. Şuradan mesela bir görsel seçeyim, bir örnek olsun öylesine. Video da seçebiliriz. Videoyu bilgisayarımızdan yükleyebiliriz. Linkini ekleyebiliriz. Bu arada istediğimizi yapabiliriz. Şöyle nerede resim vardı diye bakıyorum. Şuradan bir resim seçeyim. Öylesine bir resim seçtim. Sadece açıkla altyazı yazmak istemiyorum. Fare imleci üzerine geldiğinde bir not yazmak ister misin? Hayır, oralarla işim yok benim. Resim yakınlaştırma, uzaklaştırma olsun mu olmasın mı diyor. İşim yok. Diyorum ki boşlukları uygun kelimelerle doldur. Buradaki soru kökünü değiştirebilirim. Boşlukları uygun şekilde doldur.
ve benzeri gibi. Sonra altta asıl yapacağımız yer şurası. Yani metne ekleyeceğimiz yer. Farkındaysanız Türkiye'nin başkenti Ankara yazar ve başında sonunda yıldız var. Bu şu demektir. Boş bırakmak istediğin yerlerin başına ve sonuna yıldız koy. Bunu anlamamış da olabilir. Şurada bakın açıklamaları göstere tıklıyorum. Bana diyor ki bir, boşlukları oluşturmak için doğru kelimenin, ifadenin önüne ve arkasına yıldız koy. Şimdi geliyorum şuraya, web sitesine. Buradan bir metin kopyalayayım. Şuradan bir metin kopyalamak istiyorum arkadaşlar. Şuradan bir metin kopyaladım. Şu kadar. Ve buraya yapıştırıyorum, şuraya. Yapıştırdım. Şimdi sormak istediğim kelimeler hangisi? Örneğin şurada biridir. Bakın başına ve sonuna yıldız koydum. İşte H5P'nin başına ve sonuna yıldız koydum. Dünyanın başına sadece gelişi güzel atıyorum şu anda, böyle soru olur mu demeyin. İçerik. Başına ve sonuna yıldız koydum. Başka hiçbir şey yapmadım bakın şu anda. Sadece yıldız koydum. Şimdi bir ön izleme yapıyorum. Bakın ne yaptık? Metni ekledim. Soru zaten hazırdı. Yıldız koydum. Ön izleme yap diyorum. Sorum hazır. Resim üstte, boşluk var ve istediğim şeyi yazıyorum buraya. Yazdığımda da hangi tür geri bildirim vereceğini göreceğim. E5P etkinlik değil mesela, öyle miydi bilmiyorum. Kontrol et diyebiliyorum. Bakın gördüğünüz gibi cevabı göster diyebiliyorum. Çözümü göster. Diyor ki çözümü göstermek için hepsini doldur lütfen diyor. Bunu da kapatabilirim de açabilirim de. Yeniden dene diyorum. Bu sefer hepsinin içine bir şey yazıyorum cevabı görmek için. Sayın hocam, daha önce bu kadar pratik olanını görmemiştim gerçekten. Çok pratik hocam, gerçekten. Gördüğünüz gibi hazır. Şimdi bunun, bakın geri bildirim, ipucu ve benzeri 5'te kaç puan aldığını her şeyi görüyorum. İkincisi bakın burada yeni dene var. Yeniden deneyi öğrenciye kaç kere göstereceğim? Çözümü görsün mü, görmesin mi? Hepsini ayarlayabiliyorum. Geldim tekrar düzenleye. Şu an hala Lumi'deyiz bu arada. Yani HTML olarak kaydetmedik. Öğrenciye paylaşacağım versiyonu göstereceğim. Geldim. Dedim ki ya bu yeniden deneyi değiştireyim mesela. Bakın aşağı iniyorum. Bu arada buraya bir metin daha ekleyebilirim. Metinleri artırabilirim 1, 2, 3, 4 diye. Aşağı geldiğimde geri bildirim var burada. Yani 100 puan aldığımda ne diyeceğim? Buraya diyorum ki 1, 2, 3 geri bildirim ekle diyorum. Otomatik dağıt diyorum. Yani 33 aldığında çok çalış diyorum. İşte 34, 66 aldığında fena değilsin diyorum. İşte 66'dan fazlaysa aferin. Bu kadar. Şimdi bu puana göre sistem kendisi geri bildirim verecek. Şurada davranışlar var bakın aşağıda. Yeniden dene olsun mu olmasın mı? Sınav yapıyorsunuz. Öğrenciye bir deneme hakkı veriyorsanız bunu kaldırırsınız. Öğrenci çözümü görsün mü görmesin mi? Kaldırırsınız. Girişten sonra cevapları hemen mi kontrol etsin? Az önce vardı ya, yazar yazmaz doğru mu yanlış mı diyor ben kontrol ete basmadan. Tüm bunları ayarlayabilirsiniz. Bunun yanında bakın harfle duyarlı. Yani kullanıcı büyük harf, küçük harf veya bir harf hatası yaptığında doğru kabul edeyim mi etmeyeyim mi? Bunu bile soruyor olur ya, hata yapabilir. İmla hatası vardır. Yeniden dene, küçük yazılım hatalarına izin ver gibi ayarlar var. Bir diğeri aşağıda, o geri bildirimleri istediğiniz dilde yapabiliyorsunuz. Yani öğrenci ya boşluğu doldurmadın demeyi İngilizce söyleyebilirsiniz, Rusça. Yani yönetimle içeriği ayırabiliyorsunuz birbirinden. Boşluk doldurmayla ilgili bakın çözümü göster. Bunu değiştirebilirsiniz. Yeniden deneyi, kontrol et. Yani sistemdeki tüm metni de düzenleyebiliyorsunuz. Sadece soruyu değil. İstediğiniz gibi düzenleyebiliyorsunuz. Geldim şimdi şuraya. Bakın 33, 66, 100 vermiştik. Geri bildirim ekledik. Çok çalış dedik. Ve burada neydi? Birincisi dünyada, ikincisi biridir. Sadece ikisini yapayım mesela. Gelelim bir ön izleme yapayım. Şuraya. Dünyada, buraya da biridir dedim. Hani doğru yanlışı görelim. Biri, bir. Kaç puan alacağız bakalım şimdi. Şuraya da öylesine bir şeyler yazayım. Kontrol et dedim. Dedi ki 5'te 2. Bakın burada da fena değilsin dedi. Çünkü 33'ten fazla puan aldım. 5 soru var çünkü. Yeniden dene, çözümü göster diyebilirim. Tamam, soruyu hazırladık. Bunu istediğiniz gibi geliştirebilir, artırabilir. Metni, soruyu, etkinlikleri ve benzeri yapabilirsiniz. Bakın size güzel bir şey söyleyeceğim. Şimdi şuradaki dünyada yerine evrende diyebilir mi kişi? Diyebilir. Örnek veriyorum. Nereye gittim de Ankara'ya gittim yerine başkente gittim diyebilir mi? Diyebilir. Yani bir sorunun birden çok cevabı olabilir bir boşluğun. Doğru mu? Dolayısıyla buraya bakın dünyada yazıyor ya, buraya bir slash koyuyorum. Ölü işareti. Buraya evrende diyorum.
Örnek veriyorum. Koydum buraya bir de Türkiye'de dedim. Bakın şöyle Türkiye de. Şimdi bu ne anlama geliyor biliyor musunuz? Bu slash'ların her biri yani bölü işaretlerin her biri. Öğrenci bu üç cevaptan hangisini yazarsa yazsın doğru. Dolayısıyla öğrenciye alternatifli sorularda niye her öğrenci aynı cevabı versin? Örnek veriyorum. O boşluğu dolduracak doğru bir cevap varsa onları seçenek olarak koyabiliriz. Şimdi geleyim bakın buraya. Ne yazdık? Türkiye'deyi, evrendeyi kabul edecek. Geldim buraya, ön izleme görünüm dedim. Buraya Türkiye'de yazıyorum şimdi bakın Türkiye de önceden dünyadaydı. Kontrol et diyeceğim. Bakalım doğru kabul edecek mi? Gördüğünüz gibi bunu da kabul etti. Alternatifi yazmak için tek ihtiyacımız olan slash işareti yani bölü işareti ve alternatifi yazmak. Peki ipucu vermek istiyorum ben. Yani öğrenciye bir de ipucu vermek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Bakın düzenleye geldim. İpucu için. Bu arada tüm etkinliklerde aynı kural geçerlidir. Birinde anlattığım şey öbüründe de geçerli. Burada diyor ki ipucu için iki nokta koy diyor bana. İki nokta. Geldim şuraya şu soruya H5P'ye iki noktayı koydum. Burada ipucu görünecek. Dedim ki en çok kullanılan etkileşimli içerik üretme işte yazılımı. Yazılım değil de örnek. Bakın sadece iki nokta ve açıklama yaptım. Bu metnin içinde görünmeyecek. Nerede? İpucu olarak. Hemen ön izleme yapıyorum. Ön izleme yaptım. Gördünüz mü? Buraya bir i işareti geldi. Info, ipucu. Tıkladığımda bakın benim açıklamam göründü. Öğrenci cevap vermeden ipucunu okuyup cevaplayabilir. Şunu yapabilirim. Hocam. İpucunu. İpucunu cevapladıktan sonra göster de diyebilir. Yani ne kadar pratik yani bir soru şey iki noktayla slash yani bölü işaretiyle alternatifler üretmek öğrenciye harika içerikler sunmak mümkün. Efecan Hoca buyurun bir şey diyecek. Ya hocam yani kusura bakmayın bölüyorum ama ben izlerken heyecanlanıyorum. O yüzden heyecanımı mağdur görün lütfen. Estağfurullah. Biliyorsun Türkçe üretiminde sözcük üretimi diye bir şey var. En çok kullanılanlardan bir tanesi de sözlüğe bakmak mesela, tamam mı? Şimdi buraya ipucunu koyduğumuzda öğrencinin anlamını Aynen. bilmediğini düşündüğümüz kelimenin buraya TDK'ye bakarak anlamını koyabiliriz mesela. Aynen öyle. Gerçekten muazzammış hocam. Ben bu kadar beklemiyordum yani. Ve istediğiniz dilde de yazabilirsiniz. Açıklama İngilizce de yazabilirsiniz ipucu. Yani illaki Türkçe olmak zorunda değil. Örnek vereyim. Hani konu her zaman dil öğretimi olmayabilir. Ama bazen araç dil kullanmak da gerekir. Yani bunun adı onun için araç. İngilizce'de de tools diye geçer. Yani bu bir araçtır. Ne için kullanırsan o. Yani biraz beceri bize kalmış bir şey. Yani Evet. hocalarımız bununla harikalar yaratabilir. Benim aklıma gelmeyen etkinlik türleri ne? Oğlum üretti mesela bir yayın evi için çalıştık burada içerik üretme konusunda. Yani benim aklıma gelmeyen acayip şeyler. Çünkü bu bir araç. İki tane etkinlik türünü birleştirerek bambaşka bir soru ortaya çıkarabiliyorsunuz. Şimdi peki etkinliğimizi hazırladık da hocam bunu biz nasıl kullanırız? Ona değineyim sonra farklı örnekler. Yani tüm etkinliklerde bu sıralamayı takip ediyoruz. Etkinliğimi hazırladım. Bir, bunu ben sonradan geliştirmek üzere H5P olarak kaydedebilirim. Ne demek sonradan geliştirmek? Sonradan açıp üçüncü soruyu, dördüncü soruyu ekleyeceğim. Soru hoşuma gitmedi, değiştireceğim mesela. Onun için bakın şurada dosya diyorum. Kaydet diyorum. Kaydet dediğimde bunu bana H5P olarak kaydedecek. Yani Photoshop kullananlar varsa PSD gibi düşünün. Word kullanıyorsunuz, Doge gibi düşünün. Çünkü Doge DogeX olarak kaydettiğimizde yarın açıp düzenleyebilirim. Ama PDF olarak kaydedersek onu hani Word gibi açıp düzenleyemiyoruz. Dolayısıyla şu an bakın H5P olarak kaydediyor masa üstüne. Şu H5P klasörünün içine attım. Örnek boşluk doldurma H5P kaydettim. Şu an H5P içeriğim hazır benim. Ama Lumi için hazır. Öğrenciye uygulayacak şekilde değil. Kapattım bunu. Bakın Lumi'yi kapattım. Yeniden açtım. Yeniden açtım. Az önce yaptığım soruya yeni bir soru daha eklemek istiyorum. H5P editör diyorum. Bu sefer H5P dosyasını aç diyorum. Az önce yeni oluştur demiştim. H5P dosyasını aç dedim. Az önce kaydettiğim dosyayı açtım. Bunu bu arada başka bir arkadaşım da hazırlayıp bana yollamış olabilir. Şu H5P dosyasını açtım. Genelde internette bazen arkadaşlar bir şey yapıyor olmuyor hocam şunu yapamadım diye. Ben dosyayı istiyorum hemen gönderip açıp bakmak için nerede ne eksik. Gördüğünüz gibi açtım. Az önce hazırladığım sorular karşıma geldi. Ben bunu ne yapabilirim? İnceleyebilirim. Neyle açtım bunu? Lumi ile.
düzenlemek için Lumi ile açıyoruz. Yoksa öğrencilerin Lumi'ye ihtiyacı yok. Şimdi bir de öğrenci için kaydedeyim. Nasıl kaydediliyor onu görelim. Dosya dışa aktar var arkadaşlar. Dışa aktarmak yani export. İngilizce kullananlarınız vardır. Belki bilgisayarınız İngilizce ise Lumi otomatik İngilizce oluyor. Dışa aktar dediğimde bana 3 tane soru soruyor. 1. Tek bir parça HTML mi yapayım diyor. Ne demek biliyor musunuz? Az önceki benim sorumda resim de var. Resmi nasıl kaydedebilir? Yani zip gibi bir şey yapması lazım. Onu soruyor işte. Tek dosya yapayım. Öğrenciye bir soruyu ayrı, resmi ayrı yollamayla uğraşmazsınız. Tek dosya yap dediğimde kayıt dışa aktar diyorum burada bakın. Dışa aktar dedim. Nereye kaydetmek istiyorsun? Aynı klasöre birinci bakın HTML olarak kaydetti. Dışa aktardım bunu. Şimdi bunu chat bölümünden yani yazışma bölümünden hepinize göndereceğim. Muhtemelen cep telefonundan da açsanız, hangi cihazdan açarsanız açın hepinizde çalışacak bu soru. Hem çalışıp çalışmadığını test edelim. Çünkü başta ne demiştim? HTML5 teknolojisi cihaz bağımsız teknoloji. Sizin ne kullandığınız önemli değil. Hangi marka telefonu? Yeter ki bir tarayıcınız olsun. İnternete de gerek yok. Bazen bu programı Chrome açtığı için zannediyorlar ki internete gerek var. Hayır yani yeter ki bir tarayıcınız olsun. Şimdi şuraya bu arada kaydettim bakın Lumi'yi. Lumi'ye ihtiyaç olmadığını göstermek için dosya kaydettiğim dosya burada. Şurada görüyorsunuz. Bunu sağ tıklayıp istediğim şeyle açabilirim ama ben Chrome'la açmak istiyorum. Gördüğünüz gibi Chrome'la açtım. Sorun burada hazır. Bunu responsif denen yani uyarlanabilir teknolojiye sahiptir. Kişi hangi cihazda açarsa sorular ona göre şekil alır. Şöyle gördüğünüz gibi. Ona göre şekil alır. Dolayısıyla her türlü cihazda çalışır. Şimdi bunu buradan aynı yani Lumi'ye ihtiyaç duymadan bakın bunları cevaplıyorum. Her şey benim ayarladığım gibi çalışıyor gördüğünüz gibi. Ve bu nasıl oldu? Tek bir dosyayla hangi dosya? Şu dosya. Şu dosyayı kime gönderirseniz gönderin. USB'nize koyun sınıfta açın akıllı tahtada. Bilgisayarınıza koyun bilgisayarda açın. Mail ile öğrenciye gönderin öğrenci açsın. Hiç fark etmez. Çünkü bunun içinde internetten çalışan bir video yok. Her şey kendi içinde. Bu kadar. Şimdi bunu buradan yazışma bölümünde sizle paylaşayım. Şurada hocam, dosyaya gel. Buyurun. Bir şey rica edebilir miyim? Bölüyorum kusura bakmayın tabii. Ama. Hazırladığımız soruları kaydetme kısmını tekrar gösterebilir misiniz? Ben orayı tamam, geçtim. Tamam. Çok özür dilerim. Tamam. Dosyayı gönderdim. Açabiliyor musunuz? Hem onu test edip yazarsanız sevinirim. Birileri bir şey yazmış. Hocam muazzam demiş. İyi güzel. Görmemiştim yazdıklarınızı. Hangi linke tıkladığınızda 404 hatası veriyor? Evet hocam açılıyor şu an. Yani bende bir problem olmadı. Ha, şu az önceki PDF'ymiş. Tamam. Açılıyor hocam. Açılıyor değil mi? Her şey yolunda. Gördüğünüz gibi farklı farklı cihaz, program, telefon, bilgisayar, tablet kullanıyorsunuz. Herkes de çalışır. Bu kadar güzel bir şeyi öğrencilerin, eğitimcilerin bilmesi bence çok kıymetli. Onun için ben de elimden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyorum. Şimdi hocam tekrar kaydı gösterir misiniz dedi. Şimdi Lumi'yi açtım. Lumi'yi açtığımda boş bir sayfa. Eski HTML5 dosyamı açabilirim. Yeni oluşturabilirim. Pardon H5P. Editör dedim. Az önce hazırladığım soruyu açmak istiyorum. Tıkladım. Buradan sorumu açtım. İçinde 5 soru vardı. Bunu mesela girip hemen 6'ya getireceğim. Mesela şuradan düzenle deyim. İndim buraya. 5 soru bana az geldi mesela. Bir de şuraya 50'den fazla ya da fazlaya yıldız koydum. Bir soru artırdım. Ne yapabilirim bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Farklı kaydet deyip, bu kaç soruluydu? Bakın şimdi kaç oldu şimdi? 5'te 6 oldu. Farklı kaydet deyip ben bunu bakın, aynı dosyanın versiyonu gibi de kaydedebilirim. Bunun sonuna da 6 soruluk diyeceğim. Çünkü eskiyi de kullanmak istiyorum. 6 soruluk. Çünkü 5 soruluk olanını A1 sınıfında, 6 soruluk olanını A2'de kullanacağım. Soruları tekrar mı yazayım? Hayır, açarım. Onlar 3-5 soru daha ekler. Devam edelim. Yani bir dosyayı farklı formatta kaydedebiliriz. Bu arada bu farklı kaydet, bakın kaydet ve farklı kaydet unutmayın. Lumi için kaydeder. Sonradan düzenlemek için kaydeder. Yani benim şuraya kaydettiğim H5P uzantısı öğrencide çalışmaz. Öğrenci soru da cevaplayamaz. Peki bu H5P'yi kime yollayabilirsiniz? Diyelim ki Efecan hocam bir soru hazırladı. Bana yollayabilir. Hocam birkaç soru da siz ekleyin diyebilir. Ben hazırladım.
sizinle paylaşabilirim. Siz içini istediğiniz gibi değiştirin, düzenleyin diye. Yani bu düzenlenebilir versiyon demektir H5P. Diğeri ise HTML olan düzenlenemez. Yani öğrencinin kullanacağı son versiyon demektir. Onu nasıl yapacağımızı tekrar göstereyim. Az önce hocamız sordu. Şu an etkinliğim, sorum hazır. Dosyaya geldim. Burada dışa aktar diyor. Dışa aktar. İngilizce kullanan arkadaşlar da export yazar. Dışa aktara tıkladığında burada birkaç seçenek var. Birincisi HTML olarak kaydeder. Yani az önce size yolladığım dosya HTML 5'tir. 5 yazmaz ama HTML 5'tir. Dolayısıyla birinci seçeneği işaretleyip hak ve izinleri göster diyebilirsiniz, kapatabilirsiniz. Burada çok önemli bir şey yok. Şuradan düzenleyebiliyorsunuz bu gibi bilgileri. Sonra kaydet dediğinizde HTML olarak dosyayı kaydeder. Dışa aktar diyorum. Bakın burada şimdi dışa aktar. Peki SCORM'dan bahsetmiştim size. Öğretim yönetim sistemlerine yükleyebiliyorsunuz. Öğrenci orada yaptı mı yapmadı mı göreceğiz. Bunu nasıl yapıyoruz? HTML yerine bakın burada SCORM var. SCORM'u seçtim. Burada diyor ki öğrenci kaç puan alsın geçmesi için en az. Buradan istediğiniz puanı veriyorsunuz. 60 dedim mesela. Ve kaydettim. Şimdi dışa aktar diyorum. Bakın az önce HTML'ydi. Şimdi SCORM. Bir zip dosyası oluşturacak. İçinde ne var düşünmeye gerek yok. EBA'ya, Moodle'a yani öğretim yönetim sistemlerine yüklediğinizde sistem onu tanır. Bizim bilmemize gerek yok. Bakın şu an gördüğünüz gibi örnek boşluk doldurma zip diye bir dosya oluşturdu. Bunu kaydettim, dışa aktar dedim. Şimdi bu dosyayı, şuraya geliyor şimdi bu dosya. Geldi, bakın geldi buraya. Bugünün tarihini de koydu. SCORM olarak yani zip olarak kaydetti. Bunun içinde ne var? Onlarca dosya var. Bakın açtım. Onlarca dosya var. Nedir bu dosya? Sistem verilerini tutar. Öğretim yönetim sistemiyle mesajlaşır. Yani bunun içinde ne var? Öğrenci ne yaptı, ne yapmadı bilgisini taşır. Yani bir ajan var içinde aslında. Bilgi ajanı diyeyim. Olumsuz anlamda düşünmeyin. Şimdi işte bu SCORM'dur. Bunu nereye isterseniz oraya yüklersiniz. İçini açmazsınız bunu. EBA'ya girersiniz. Örneğin EBA'da hocalarımız çok kullanıyor. Oradan biliyorum. SCORM içerik yükle diye menü var. Tıklarsınız SCORM olur. Hocam bende Lumi yok. Ama elimde H5P'ler var. Ne yapabilirim diyebilirsiniz. Bakın internete girip yine şuraya H5P to ya da işte H5P'den de diyebilirsiniz. To SCORM yazın. Yazdığınızda karşınıza web sitesi çıkar şurada. Yani illaki Lumi'ye ihtiyacınız yok SCORM olarak kaydetmek için. Şuradan H5P'yi seçerim. Bakın bilgisayarımda az önce hazırladığım H5P'yi seçerim. Şurada masaüstü. Şuradan H5P bakın az önce yaptığımın aynısı H5P'yi seçtim. Sisteme dedim ki bana bunu HTML5 olarak ver. Çünkü o an elimde Lumi falan olmayabilir. Paket olarak oluştur dedim. Aynı işi yapar. Pardon SCORM olarak. HTML5'i SCORM olarak şu an hazırladı ve bakın bana aynı şekilde zipli bir dosya verdi. Dolayısıyla bizler hazırladığımız HTML5 içerikleri veya bir yerden aldığımız HTML5 içerikleri ne yapabiliriz? Lumi ile SCORM'a dönüştürebiliriz. İstersek bunun gibi online platformlarla da SCORM'a dönüştürebiliriz. Şimdi burada sorusu olan var mı? Başka etkinlik türlerine geçmeden önce. Ben bir şey sorabilir miyim hocam? Buyurun Enes Bey. Hocam zip dosyası şeklinde mi yüklüyoruz SCORM'da? Evet, evet hocam. Peki bu yüklediğimiz zip dosyası şeklindeki hani açık kaynak gibi mi? Bu sanki evet. Yazılımda HTML kaydederkenki gibi göründü de bunda bilen bir kişi değişiklikler yapabilir mi? Yapabilir. Acaba? Bilen kişi yapabilir hocam. Mesela bunun içinde resim var değil mi? Bizim şurada resmimiz evet. Var ya. Bu evet. Resmi değiştirebilirsiniz. Yok. Hani ben öğrenci olarak düşündüm. Acaba hani yok, öğrenci bunu... Yok. Öğrenci sadece şunu görür hocam. Öğrenci şunu görür bakın. Öğrenci şunu görür. Bunu görür öğrenci. Anladım. Sisteme sadece bu görmez. Anladım. Öğrenci sistem, dosyaları görmüyor. Sistem SCORM olduğunu öğrenmek için zip ister. Siz öğrencinin karşısına bunu getirir. Arkada hiçbir şeyi görmez öğrenci. Tamam. Tamam hocam. Hatta öğrenci sağ tıklayıp kodları göster dediğinde bir de HTML kodlarını görür. Başka hiçbir şey görmez.
Bakın resmin bile uzantısı yoktur burada. Çünkü resim bile kodlara dönüştürülür. Tamam. Demek istediğim bu. Var mı başka Anladım. burada soru? Başka etkinlik türlerine geçmeden? Teşekkür Hocam ederim ben hocam. de bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi siz dediniz ya hani illa biz bilgisayarımızdan yüklemek zorunda değiliz. Herhangi bir linkte paylaşabiliriz. Video linki olabilir. İşte ya da ses dosyası olabilir. Peki bunu öğrenciyle paylaştığımızda mesela bir USB ile de paylaşabileceğimizi söylediniz. İnternete gerek yok dediniz. Peki o linkleri bir şekilde gösterebilecek mi internetsiz? Yani tekrar orada bir internete ihtiyaç duyacak mı? Hani internetten kopyalayıp yapıştırdığımız için. Şimdi kopyalayıp yapıştırdıysanız sorun yok. Ama mesela şimdi bir tane etkinlik yapayım hocam. İnternetten bir video kullanayım, olur mu? Yeni bir etkinlik yapayım. Hem sorunuza cevap olsun. Az öncekini sildim. Hem de bir video ile ilgili etkinlik yapmak istediğim için. Şimdi yeni bir H5P oluştur diyorum. Zorlarından birini seçeyim. O da video olsun. Etkileşimli video. Biraz zor ama en zorunun bile ne kadar kolay olduğunu görün istiyorum. Etkileşimli videoya tıkladım. Şimdi gördüğünüz gibi karşıma hemen bir rehber geldi ve anlatıyordu aslında. Bu tür etkileşimli video düzenleyicinin kolay bir şekilde bu işlemi yapmasına yarar ve benzeri ve benzeri. Kapatıyorum ben. Bakın şurada step 1, step 2, step 3 var. Yani birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım. Bu arada bu Türkçeleştiriyor. Çok az kaldı. Yani Lumi eskiden hep İngilizceydi. Şu an %95 falan Türkçe. Çok az kaldı. Tamamen Türkçe olur yakında. Şimdi bakın burada diyor ki videoyu ekle, etkileşim ekle, özetle yani toparla sonuç. Şimdi buraya videoyu ekle de bakın burada artı var. Tıkladım. Bana diyor ki videoyu bilgisayarından yükle ya da internetten yükle. Şimdi ben internetten URL yani link eklersem elbette öğrenci de o an internet olmalı. İnternet olmalı. Çünkü YouTube'dan çağırıyorum. Avantajı, dezavantajı var. Avantajı nedir? HTML dosyasının boyutu çok küçük olur. Çünkü içinde video yok. Çünkü link çağırıyor, video yok. Boyut çok küçük olur. Peki buradan eklersem ne olur? İnternetsiz de çalışır ama boyutu azıcık büyük olur. Bir tane buradan yapacağım. Bakın bilgisayarımdan seçeceğim bir. Burada vardı, yakında eklemiştim. Şurada olacak. Pardon. E5P resim. Şurada küçük videolarım var. Mesela şu videoyu seçtim. Şu an ben videoyu nereden seçtim? Bilgisayarımda. Dolayısıyla öğrencinin videoya şeye ihtiyacı yok, internete. Şimdi ikinci adıma geldim buraya. Bana diyor ki bakın videom bu diyor. Hemen geldi rehber. Yukarıda diyor bakın açıklamada var. Yukarıda bir sürü etkinlik türü var. İstediğin saniyeye gel ve istediğini ekle. Diyorum ki buradan aşağıdan bunu sürükledim, sürükledim, sürükledim. Şöyle üçüncü saniyeye geldim. Veya ortaya geleyim. Şurada durdurdum. Şu saniyeye yukarıdan neler ekleyebilirim acaba? Sadece geziyorum bakın. Buton ekleyebilirim. Öğrenci tıkladığında bir yere gider. Veya videonun istediği bölümüne gider. Metin ekleyebilirim. Bakın bir tane metin ekleyeyim. Hep soru eklemeyelim. Metin ekle dedim. Diyor ki metin 5. saniyeden 15. saniyeye kadar görünecek. Saniyesinden 0.5. Ben bunu 0.5'ten 0.8 diyorum. Peki diyor ki videoyu izlerken öğrenci o metnin geldiği zaman video dursun mu durmasın mı? Diyorum sadece bilgi eklediğim için soru olmadığı için durmasın diyorum. Yani videoyu duraklatmıyorum. Buton şeklinde mi poster mi? Poster olsun diyorum. Yani hemen açılsın. Peki ne göstermek istiyorum buraya? İşte hoş geldin. Nasılsın diyorum. Attım tamamen yani. Şimdi bir ön izleme yapayım. Bakın kaçıncı saniyeye ekledim bunu? Beşinci saniye. Tamam dedim. Buna da bir isim vereyim. Video etkinlik. İsim verdim. Görünüm. Şu an ön izleme yapıyorum. Ne oldu diye. Videoyu oynat diyorum. Şurada küçük bir ikon var. Bakın burada bir şey var demektir. Öğrenci izlerken gelir ve durur. Çünkü dursun dedim. Pardon, kaç saniye gösterdim hatırlamıyorum. Gördüğünüz gibi geldi buraya. Bunu istediğim yere sürükleyebilirim, istediğim şeyi ekleyebilirim. Buraya resim de ekleyebilirim. Videonun içine video dahi ekleyebilirsiniz. Video burada durur, başka video oynatırsınız. Örnek. Tabii bu etkileşimsiz bir bilgi. Devam et dedim. Devam ediyor gördüğünüz gibi. Şimdi düzenleye tekrar girdim. Şimdi şuraya geldim. Bunun boyutu biraz büyük. Şöyle ayarlıyorum istediğim gibi. Şunu da şu köşeye aldım. Sonra devam ettiğinde öğrenci şöyle 10. saniyeye geldiğinde bir de soru soralım. Bakayım ne sorayım buradan. Tablo var, resim var. Tek seçimli set var. Çoktan seçmeli bir soru ekleyin. Ya da kolay olsun doğru yanlış ekleyeyim şuraya hızlı olsun diye kolaydan kastım. Bakın 10. saniyeye geldim doğru yanlışa tıkladım.
Diyor ki soruyu cevapla diye bir butonu göstereyim hemen açayım mı diyor. Aç diyorum. Öğrenci bilmeyebilir orada ne cevaplayacağını. Aç dedim poster. Bakın başlıksız doğru yanlış diye bir isim koydu. Hiç dokunmuyorum. Şuraya soru. Kerim Sarıgül Ankara'da yaşıyor. Örnek. Aşağıya doğru mu yanlış mı? Doğru. Doğru. Yanlış da işaretleyebilirim. Doğru dedim. Tamam dedim. Bu kadar. Şimdi buraya şekildir ve resim geldi. Bunu istediğim gibi ayarlıyorum. Yani soru geldi. Gördüğünüz gibi boyutunu. Nerede görünsün ayarlayabilirim. Ayarladım. Şimdi tekrar düzenlemek istediğimizde çift tıklayıp aynı yere girebilirim. Hani saniye diyelim hoşuma gitmedi. Çift tıkladım. Kaçıncı saniyede görünüyordu? 10. saniye. Ben bunu işte 9 yapabilirim burada. 0-9 gibi. Yapabilirsiniz. Yani aşağıdan sürükleyerek de saniyeyi değiştirebilirim. Yazarak da değiştirebilirim. 0-9'dan 0-15'e kadar gösterecek. Tamam dedim. Şey de hazır, tasarım da hazır. Şöyle bir tasarım yaptım. Şimdi ön izleme yap diyorum, görünüm. Biraz sonra yanlış cevap verirse geri göndermeyi de göstereceğim. Ön izleme yaptım, videoyu oynatıyorum. Şimdi kısa video seçtim ki hızlıca yapalım diye. Bakın birinci de bir metin geldi ve durdu. İzledi öğrenci, okudu, devam et dedi. Ya da burada diyoruz ki biraz sonra karşına sorular gelecek. Bundan sonra dinlediğin cümleye göre cevap ver diyeceğiz belki. İzledi, devam ediyor. Bakın doğru yanlış sorusu geldi. Kerim Sarıgül Ankara'da yaşıyor. Doğru dedim. Kontrol et dediğimde puan verdi. Bir puan üzerinden bir aldınız. Devam et diyorum. Bakın video devam ediyor şu anda. Yanlış cevap verdiğinde geri göndereyim. Şu an burada geri gitmiyor bakın. Şöyle yapayım. Bu arada sonunda da özet var bitince iş. Şöyle tekrar yapayım. Bunu hızlıca şuraya gelmek istiyorum. Bu arada öğrenci atlayabilir atlayamaz da yapabiliyorsunuz. Hani videoyu ileri geri sarsın sarmasın var. Bakın. Yanlış cevap verdim bu sefer. Devam et dedim. Video devam etti farkındaysanız. Yanlış da olsa. Geldim buraya. Düzelt dedim. Yanlış sorusundayım. Buna yine iki kez tıklıyorum. Ayarlar sayfası gelsin diye. Şurada davranış ayarları var arkadaşlar. Burada ayarları değiştirebilirim. Çözümü göster, yeniden dene, yeniden dene yapsın mı yapmasın mı diye. Aşağıda doğru yanıt verirse aferin diyeceğim. İzlemeye devam et. Yanlış cevap verirse tekrar izle diyeceğim. Ama tekrar izleyi nereden bilecek? Şurada adaptif var. Adaptive learning bilirsiniz. Bireysel öğrenme. Bireyselleştirilmiş öğrenme. Yani bilen devam eder, bilmeyen öğrenmek için geri gider. Adaptive'e tıkladım. Burada bana diyor ki tümü doğru olduğunda ne olsun, yanlış olduğunda ne? Yani doğru olduğunda video devam etmek zorunda değil, atlatabilirim. 10 saniye atla, diğer videoya geç ya da 5. dakikaya geç de diyebilirim. Doğruya bir şey yapmayacağım. Yanlışa girdim. Yanlışa da diyorum ki eğer yanlışsa 0,03'e git. Yani 6 saniye ise geri gönderiyorum. Kullanıcının vazgeçip devam etmesine izin ver, verme. Yani geri gönderiyorum seni. Gitmek mi istersin? Videoyu izlemeye devam. Onu bile ayarlayabiliyorsunuz. Ona izin vermiyorum. Dolayısıyla etiket koyabilirim. Bak şimdi geri gönderiliyorsun. Bu sefer bakın. Geri gidiyorsun. Yani geri derken videonun geri. Dikkatle izle. Şimdi tamam dedim. Şimdi ne olacak? Bakın şimdi ne olacak? Şöyle tasarımı ayarladım. Ön izleme yapıyorum. Şuradan yine atlayarak geliyorum zaman kaybetmeyelim diye. Soru geldi. Yanlış cevap vereceğim. Kontrol et dedim. Dedi ki tekrar izle dedi. Tamam dediğimde bakın bir cevap. Başa gitti. Bir not vardı göstermedi gösteremedi dediğim için. Gördüğünüz gibi başa gitti videoyu tekrar izletti. İstediğiniz yere gönderebilirsiniz. Bu şekilde bir tane videonun içine çeşitli sorular ekleyerek. Bu arada ben doğru yanlış yaptım. Çok farklı sorular da sorabilirsiniz. Tercih dahi sorabilirsiniz. Ne öğrenmek istiyorsun? Hangi konuyu öğrenmek istiyorsun? 5 konu anlattınız. Hangi kelimeyi tekrar izlemek istiyorsun? Tıklar oraya gider. Yani videonun içinde İstediğiniz şekilde yapılandırmak kadar kıymetli bir şey yok bence dil öğretiminde. Çünkü görsellik var, işitsel anlamı var, etkileşim var, geri bildirim var, bireyselleştirilmiş öğrenme var. Yani herkes farklı. Bir kişi 5 dakikada izliyorken belki bir kişi 20 dakika uğraşacak. Dolayısıyla bunun kadar kıymetli bir şey yok kullanan için elbette yani. Şimdi geldim buraya. Videolarım hazır. Şimdi bakın güzel bir şey göstereceğim şimdi size. Bunun içinde normalde video var. Video bir büyük dosyadır ama bir de parçadır. Yani bir HTML başka, video başka. Hafif teknolojiyi anlatmayı seviyorum ben. Çünkü hocalarımız azıcık altyapıyı da bilirse daha güzel şeyler geliştirir.
Şimdi bu video, dosya dedim, dışa aktar dedim. Yani HTML5 olarak size göndereceğim. Şimdi bakın bu hazırladığım videoyu. İçinde video var. HTML yaptım, tek dosya. Şayet şuna tıklarsam HTML'yi ayrı kaydeder, videoyu ayrı kaydeder. Bu yazılımcılar için gerekli, bizim için değil. Yazılımcılar videoyu başka yerlerden çağırmak isteyebilir. Örneğin sorular benim sunucumda, videolar başka bir sunucuda olabilir bazen sistemler hızlı çalışsın diye. Oraya girmiyorum. Bakın hepsi tek parça HTML'e, dışa aktar dedim. Adına da video bir etkinlik deyip size yollayacağım şimdi. Video etkinlik 1. Kaydet. On dakikaya bitireceğim inşallah. Video olduğu için azıcık uzun sürüyor. Ama o arada azıcık da dinleneyim, yorulmadım desem yalan olur. Biraz bilgisayarda hani hem Zoom çalıştığı için ses vantilatörü çalışmaya başladı. Şimdi video olarak kaydetti bunu. Bakın burada video etkinlik 1. Başka hiçbir dosya yok etrafında. Şunu açtığımda size güzel bir şey göstereceğim. Bakın sağ tıklayıp kodları göster diyorum, sayfa kaynağı. Aslında bir yazılımcının yazması gereken kodları Lumi yazdı. Yani o benim yaptığım işte şu saniyede şu soru, şu saniyede şu soru yapmazsa geri gitsin dediler gitsin var ya. Onların tamamı kodlama aslında. Yüzlerce satır kod var. Aslında onu yaptı Lumi. Yazılımcı gibi çalışıyorsunuz. Ha, burayı bilmeye gerek yok. O ayrı bir konu. Tek bir HTML ve bunun içinde video da var. Video bir yerde değil. Yani bu teknolojiyi biliyorsanız videonun bir yerde barınması lazım. HTML5'in özelliği bu. Şifreler. Sonra o şifreyi açar karşı taraf. Şimdi bunu bu dosyaya yollayayım size. Bakın. Hocam soru kolay, bizde çalıştı da video, bakalım ne olacak diye. Video etkinlik tek bir dosya. Öğrenciye WhatsApp'tan yolladığınızı düşünün bunu. Yolladım. 4 megabayt gördüğünüz gibi, çünkü video var içinde. Videonun kalitesini de değiştirebiliyordum bu arada. O arada siz bunu yüklerken YouTube'dan bir video açayım, bir de onu göstereyim. Siz de o arada video şey soruyu açabiliyor musunuz bir deneyip? Açıldı mı? Biri yazsın bakalım. Açılıyor hocam. Açılıyor değil mi? Sorun yok. Güzel. Evet, sorun yok. Yani buradan neyi gördük? Nerede hazırlarsak hazırlayalım. Karşıdaki kişi de herhangi bir yazılım olmadan elbette tarayıcıya ihtiyaç var. Mümkün. Aynısını YouTube'dan yapayım. Bu arada bu benim çocukların kanalı. YouTube'dan bir video seçtim. Bu sefer Lumi'yi tekrar açtım. Şuradan mevcudu kapatmak zorunda değilsiniz. Yani üst üste çeşitli soruları ekleyebilirsiniz buraya. Yeni bir HTML diyorum. Bu sefer ne hazırlayacaksın diyor. Yine video diyorum. Şuradan videoyu seçtim. Bu sefer videoyu bakın ekle dediğim şuraya. Video 2 diyeyim. Video 2. Şuradan videoyu seç dediğimde nerede diyor. Diyorum ki YouTube'da. Linki yapıştırdım sadece. Ekle dedim. Bu kadar. Etkileşim sayfasına geldiğimde video karşıma geldi. Videonun istediğim dakikasına geldim şuraya. Videoyu durdurdum. Sonra buradan yukarıdan hangi soruyu ekleyeyim bakayım. Boşluk doldur. Bakın ekledim. Boşluk doldur ekledim. Etiket. Boşlukları doldur. Sonra geldim buraya. Tanımlama var. Az öncekini hatırlıyorsunuz işte. Video içi sorular için iyi bir örnek attım ve burada da sadece video içi sorulara yıldız koydum. Biliyorsunuz yıldız koyarak soru sorabiliyorduk. Şuradaki bire de yıldız koydum. Böyle soru olmaz da hani size örnek olsun diye. Şimdi ikinci bir soru ekleyebilirim buraya. Üçüncü ekleyebilirim. Bir tane ekledim. Bu arada yine geri bildirimler tüm sorularda aynı. Yani şu puan alırsa ne olsun, bu puan alırsa ne olsun, geri gitsin mi, gitmesin mi gibi bir sürü. Her şeyi aynı yapabiliyoruz. Ama şu an onlarla uğraşmayayım. Bunu poster olarak göster dedim. Yani gelir gelmez soru görünsün. Tamamlandı. Yani YouTube videosunun içine de soru eklemek bence güzel bir şey. Yani videoyu kaydetmeden, indirmeden, internet varsa tabii. Kaçıncı dakikaya ekledim bunu?
Şimdi oynatayım bakın şuraya. Ön izleme dedim görünüm. Videoyu hemen YouTube'dan çağırdı. Oynat dedim. Oynuyor. Ve şuraya hızlıca ileri alacağım zaman kaybetmemek için. Ses geliyor mu bu arada? Gelmiyor hocam. Gelmiyor. Tamam neyse. Gördüğünüz gibi soru geldi. Buraya yazıyor video içi. Etkinlik için iyi bir örnek. Kontrol et dediğinde etkinlik yanlış yazmışım. Doğru çözümü göster diyebilirim. Neymiş? Ha, video içi sorularmış. Dolayısıyla gördüğünüz gibi bu şekilde sonra devam ettim. Bunu ister YouTube videosuna uygulayın ister başka videoyu. Düzenle kısmında neler var? Bakın şurada özetleme var. Özeti anlatmıştım özetin ne olduğunu. Birden çok doğrular içerisinde. 3 doğru bir yanlış var örneğin. Doğruyu seçer öğrenci yukarı gider. Sonra bir set daha sorarsınız. 3 yanlış bir doğru. Doğruyu seçer yukarıda birikir. Öyle bir etkinlik türü. Şu asıl şurayı göstereceğim. Bakın davranış ayarlarında. Öğrenci doğru yaptığında, yanlış yaptığında nereye gitsin, gitmesin gibi. Bunun yanında dil ayarlarında, etkileşimli videoda neler yapmak istiyorum, özette neler yapmak istiyorsunuz, boşluk doldurda ne tür özellikler, mesela şurada yeniden dene gibi, işte ipucu gibi, farklı, istediğiniz gibi her türlü metni, ifadeyi değiştirme, düzenleme yetkisine, hakkına sahipsiniz arkadaşlar. Şu sürede göster, kaç saniye göstereceğini ve benzeri. Her türlü işlemi yapabilirsiniz. Şöyle geldim, bunu da kaydettim. Bu arada bir sorunun içerisinde şuraya geldim. Buraya da başka bir soru türü. Şunu seçiyorum, çapraz yollar. Yani nereye gitmek istersin? Tıkladım buna. Çapraz yol demek, sen tercih et. Nereye gitmek istiyorsun? Soru da olabilir. Hangi örnekleri tekrar dinlemek istersin? Soru. Soru işaretini koydum. Buraya diyorum ki mesela şimdiki zaman. Şimdiki zaman. Şimdiki zamanı seçtiğinde öğrenci nereye gitsin? Birinci dakikaya gitsin. 1:00'a. Başka bir şey seçerse şuraya gelecek zaman dedim mesela gelecek zaman. Bunu seçerse örneğin 2:00'a gitsin. Bakın bu kadar. Bir seçenek koydum öğrenciye. Hangi dakikaya koydum bunu? 5. dakikaya. Tamam dedim. Şurada gördüğünüz gibi şöyle bir tasarım geldi. Bunun yerini istediğim gibi ayarlayabilirim burada. Şöyle genişletip uzatma ve benzeri. İzliyorum bunu. Şöyle ön izleme yaptım. Ön izleme. İzle dedim. Şunu hızlıca ileri alacağım. Bakın şurada şey var. Ok var gördüğünüz gibi. Oraya gelince ne olacak? Oynat dedim. Biraz daha ileri alayım. Evet, öğrenci buraya kadar izledi. Şimdi ona diyor ki hangi konuyu tekrar izlemek istersin? Bu arada iki seçenek değil, 3-4-5 seçenek de sunabilirsiniz. İçindekiler listesi de olabilir. Bakın gelecek zaman dediğimde 2. dakikaya gider. Şimdiki zaman dediğimde 1. Bakın şimdiki zaman dedim. 1'e gitti gördüğünüz gibi. Yani videonun içinde istediği yere bazen soruya vereceği cevaplara göre, bazen tercihlere göre her zaman soru olmak zorunda değil. Öğrencileri ne yapabiliyoruz? Yönlendirebiliyoruz arkadaşlar. Bu da bir soru olsun. Şimdi bir başka. Bu sefer sizin istediğiniz bir etkinlik türünü hazırlamak istiyorum. Geri kalanını oynayarak bulursunuz. Hangi etkinlik türüyle bir örnek yapayım? Çünkü son örnek olsun. Gerisini artık var mı? Hangi etkinlik? Hocam etkileşimli kitapla ilgili. En zoru ama hızlıca anlatacağım. Olur mu? En zoru ama hızlıca anlatayım. Belki uğraşan üstünü geliştirir. Şöyle. tahmin ediyordu baba. Şöyle yapayım. Şu önce hazırladıklarımı kapatayım. Başka bir ders de yapabiliriz hocam isterseniz. Ya çok hızlıca göstereyim hocam. Belki arkadaşlar hazırlamak ister. Şimdi yeni bir HBSP dosyası oluştur diyorum. Buradan etkileşim dedim. Gördüğünüz gibi etkileşimli kitap geldi. Bunun detayları fazla ama hızlıca anlatacağım. Girdim. Bana diyor ki şöyle bir şey geldi karşıma. Bakın birinci sayfa, ikinci sayfa, üçüncü sayfa aşağı doğru artırabiliyorum. Buraya adına deneme
etkileşimli kitap dedim. Şimdi kitap kapağı istiyor musun diye. Evet istiyorum dedim. Kapakta ne olsun diyor. Şuradan bir metin yazabilirim. Etkileşimli kitaba hoş geldin. Küçük oldu önemli değil. Şuradan da bir görsel seçiyorum. Kapak resmi gibi. Buradan da istediğim resmi kapakta da şu olsun ders. Kızıyla bir şeyler yapan baba var. Şimdi kaydettim bunu. Metin ekleyebilirim. Bir ön izlemeyi göstermeyebilir. Bir bakayım. Belki kapağı gösterir. Gördüğünüz gibi kapak geldi. İçinde hiçbir şey yok. Oku dediğimde, burası küçük kusura bakmayın. Oku dediğimde hiçbir soru yok. Bakın boş. Şimdi düzenleye geldim. Gördüğünüz gibi solda sayfalar var burada. Şurada. Başlıksız. Burası birinci sayfa. Diyorum ki birinci sayfa ya da adına işte şimdiki zaman dedim. Örnek. Niye küçük yazıyorum ya? Şimdiki zaman. Geldim buraya. Diyor ki önce kitap açılınca ne görünsün öğrenciye? Diyorum ki önce bir şuradan hızlı bir metin görünsün diyorum. Metin nerede diyor. Hemen şuradan örneğin şurada açıklamadan hızlıca kopyalayayım açarsa. Şuradan bir metni kopyaladım. Yani gelişigüzel bir metin. Ve buraya metnini seçtiğim için şu bölüme metni yapıştırdım. Bu arada metnin istediğiniz yeri kalın, ince ve benzeri yapabiliyorsunuz. Birincisi metin ekledim. Peki metinden sonra ne olsun? Bir kitap tasarladığımızı düşünün. Şuraya yeni bir şey ekle diyorum. Bu sefer de bir resim diyorum. Geldim buraya görsel dedim. Bu sefer bir görsel seçiyorum. Az önceki sayfadan bahçede oturan, çayırda oturan kızları seçtim veya kişileri. Bu da hazır. Şimdi buraya dekoratif diyorum. Buraya bu sefer bir de soru eklemek istiyorum. Bakın metin var, resim var. Bir de soru ekleyeceğim. Tıkladım üçüncüyü. Diyorum ki buraya bir tane bana tek seçimli set koy. Tek seçimli seti az önce de hemen öğrenci cevap verir vermez cevabı gösteren bir tarz. Tek seçimli seti açtım. Buraya soruyu yazdım. Neresidir? Atıyorum şu anda tamamen kısa hızlı olsun diye. Cevaplar ilk alternatif her zaman doğru. Ankara diyorum. Sonra buraya Edirne diyorum. Buraya bir tane daha cevap ekle diyorum. İşte buraya da Paris. Ekledim. Şimdi buraya bir set daha ekliyorum. İkincisine ne öğreniyorsun dedim. Karşısına buraya birincisi her zaman doğru olmalı. Tek seçimli sette E5P. Bu arada öğrenciye her zaman birinci gelmez. Sistem kendi karıştırıyor. Lumi olmasın. Ni bot olsun. Bir diğeri de et puzzle olsun. Bu kadar. İki tane tek seçimli soru ekledim. Gördüğünüz gibi burada puanlamaları eskisi gibi yapabilirim. Sorular karışık mı gelsin, or sırayla mı gelsin ve benzeri altına her bir sorunun altına çizgi koyayım, koymayayım. Bakın buradan koyabiliyorum her zaman. Yukarıdaki cetveli kullan diyebiliyorum. Veya alttaki cetveli kullanma diyebiliyorum. Yani aralara istersem çizgi koydurabiliyorum. Bakalım ne oldu? Bir önce izleyelim. Ön izleme dedim. Birinci sayfayı tasarladık hala. Bakın kitap var. Oku dedim. Açıldı. Ne geldi? Önce metnimi ekledim kitaba. Sonra resmimi ekledim. Sonra neresidir dedim. Burada bir ses varsa ses de ekleyebiliyoruz. Şey var. Geri bildirimde ses var. Ankara dedim. Bakın cevapladı. İkinci soru gelecek şimdi. Tek seçimli setin farkı budur. Siz cevaplar cevaplamaz. Doğru mu yanlış mı söyler. Bir sonrakine geçer. Tek seçim hakkınız var yani. Doğru mu yanlış mı yok. Ne öğreniyoruz? E5P. Bakın sırasını karıştırdı farkındaysanız. E5P dedim. Geçti. Şu an bu birinci sayfa. İkiye geçtiğimde hiçbir şey var mı? Yok. Boş. Boş olduğu için bana skorumu gösterdi. Şu kadar etkinlikten şu kadarını yaptın. Sayfaların şu kadar. Özet sayfaya geldi. Şimdi düzenle diyorum. Bu birinci sayfa yeterli. İkinci sayfayı ekle dedim. İkinci sayfanın adına da geçmiş zaman diyorum mesela. Geçmiş zaman ya da etkinlikler deyin. Bu sefer buraya bir video eklemek istiyorum. Bakın. Nerede video? Bir video eklemek istiyorum. Videomun linki vardı az önce. Şuradan hemen kopyaladım. Ve yapıştırdım şuraya.
Video nerede diyor. Bilgisayarından seçebilirim. Link ekleyebilirim. Ekledim. Videonun içine soru eklemedim bakın. Çünkü ben etkileşimli video seçmedim. Video seçtim. Sonra bir içerik daha ekle diyorum. Bu sefer de buraya farklı ne var size gösterebileceğim. Zaman çizelgesi doğru yanlış. Hafıza oyunu. Kelimeleri kelime işaretleri güzel. Bak bunu istiyordum mesela. Güzel bir örnek oldu. Size göstermek istedim. Çok kolay ve güzel bir etkinlik. Şuradan bir metni kopyaladım. Bakın şöyle bir metni kopyaladım. Kısa olsun. Bununla bitireceğim. Şuraya metnimi yapıştırdım. Bakın. Kelimeleri işaretle şu demek. Soruma göre öğrencinin seçmesi lazım. Aşağıdaki cümlede imla ve noktalama hatası olan kelimeleri işaretle. Böyle dedim. Sonra buraya H5P dünyada derken D'yi büyük yaptım. Çünkü burada bir terim değil. D'yi büyük yaptım. Yanlış yani. Ve başına yıldız, sonuna yıldız koydum. Bu benim yanlışım. Ben biliyorum bunu. Öğrenci yıldızı görmeyecek. Sonra en çok birleştirdim. Bu da yanlış. Bakın başına sonuna yıldız koydum. Bir de zenginleşmesini sağlamaktadır. Boşluk bıraktım. Bu da yanlış. Burada şöyle bir şey vardı yanlış hatırlamıyorsam. İki yıldızı görmüyordu. Sağlamaktadır. Şöyle nokta yıldız buraya da sağlamaktadır diyeyim. Örnek verdim hani yanlış olsun. Şimdi ön izleme yapacağım bakın. Bu soruya bir sayfa daha hazırladık. Görünüm dedim. Sayfamız geldi. Hemen buraya geçti ama istersem özeti izleyebilirim. Bakın bu birinci sayfaydı. İzledim birinci sayfayı. İkiye geçtim. Gördüğünüz gibi video geldi. Videoyu izliyorum. Videoyu izledikten sonra metni gördüm. Diyor ki aşağıda noktalama hatası olanları işaretle. Bakın her kelime işaretlenebilir türde şu an. Hepsini işaretleyebilirim. Bakın bunu işaretledim. Bunu. Sonra birçok, en çok vardı bunu. Doğru da var, yanlış da var. Kontrol et dediğimde bakın diyor ki 3'te 1 yaptın. Doğru yaptıklarına artı 1 verdim. Yanlış yaptıklarından da eksi 1 sildim diyor. 1 puan. Bunu değiştirebiliyorum ben. Yani eksileri silme diyebilirim. Bakın saniyeler içerisinde istediğimiz tarzda bir etkinliği hazırlayabiliyoruz. Bu Z-kitap yani zenginleştirilmiş kitap bana sorarsanız hikayedir. Yani PDF'nin bir kısmına bir link, bir kısmına bir video, öyle bir Z-kitap olmaz. Bu çağda hele hiç olmaz. Z-kitap budur. Öğrenci nerede, ne yaptı, hangisini yaptı, hangisini yapmadı, kaç puan aldı? Bakın şu özete geldiğimde benim neler yaptığımı görüyor. Kaç hata yaptım, ne yaptım, nerede kaldım, hepsini tek tek inceleyebiliyorum. Geri gidebiliyorum, düzeltebiliyorum. Bu kadar. Hem yoruldum hem de işin detayı çok fazla. Yani bununla ilgili sanırım bir 50 saatlik videomuz var. Yani hocam, video çektik, buraya yükledik şurada eğitim videolarında. Çünkü sonu yok. Sadece şeyi bile, Z-kitap bile 2-3 saat sürer yani öyle anlatsın. Çünkü o kadar güzel özellikleri, o kadar detayları var ki anlatamam. Az öncekinde mesela harf hatası, eksik puan alsın mı almasın mı gibi birçok detay var. Ben bir ışık yaktıysam ne mutlu bana. İnşallah H5P konusunda birçok arkadaşımız uzman olur ve biz de mutlu oluruz. Şunu söyleyeyim, Milli Eğitim Bakanlığı tüm yayın evlerinden aldığı kitapların tamamını HTML5 formatında istiyor. Bu demektir ki siz HTML5 üretmeyi öğrenirseniz yayın evlerine de iş yapabilirsiniz. Yani bu konuda kendinizi becerirseniz bu konuda da maddi manevi katkısı olur, öyle söyleyeyim. Sayın hocam, hocam çok teşekkür ederiz. İbrahim Direk hocam da burada. Tanıdığım birçok hoca var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Beni takip edip sürekli yalnız bırakmayan ve bu ekibe yeni katılanlar oluyor. Kusura bakmasınlar, böyle ben anlatırken heyecanlanıyorum. Bazen selam vermeyi unutabiliyorum, sorulara cevap vermeyi unutabiliyorum. Ama bu alana ilgi duyan, beni takip eden ve benim de bilgi ve bilgi alışverişinde bulunduğum birçok arkadaşımız, hocamız var. Herkese tek tek teşekkür etmiş olayım. Hocam biz teşekkür ederiz. Amacımız burada arkadaşlarımıza, öğrencilerimize, izleyicilere farkındalık oluşturmaktı. Gerçekten farkındalık oluştu. Büşra hocam sanırım bir şey söyleyecek. Hocam buyurun. Evet hocam, ben birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi öncelikle şu en son kapattığımız etkileşimli kitap var diye hocam. Biz bunu hazırladık. İşte 10 sayfalık mesela bir kitap oluşturduk. Bunu da öğrenciyle paylaştık. Öğrenci burada mesela biraz ilerledi. Onun verilerini kaydediyor mu? Ona sonra devam etme fırsatı veriyor mu? Yoksa o paylaştığımızda işte onu kapatmadan yoksa bitirmesi mi gerekiyor mesela? Üzerine daha sonra çalışabiliyor mu?
Şimdi denemedim, onu söyleyeyim. Denemedim ama şunu aktif etmeniz lazım. Şimdi Lumi'yi açtım. Şurada bunu dosya olarak kaydet dediğinizde verileri saklayı aktif etmeniz lazım. Öğrencinin size dosya yollayabilmesi için. Bakın dışa aktar diyorum. Z kitabı da ne yapabiliyorum? HTML5 olarak kaydedebiliyorum. İçinde ne olursa olsun hiç önemli değil. Şurada raportörü dahil et var, gördünüz mü? Raportörü dahil et dediğimde öğrenci burada yaptığı etkinliklerle ilgili bir dosya saklar sistem. Küçük bir dosya. Kaydet dedim mesela buna. Bu dosyayı mesela şimdi ben bunu yollasam size, siz etkinliği yaptığınızda, siz kaydettiğinizde sistem size der ki şu dosyayı hocana yolla, öğretmenine yolla ya da git erke götürdür. İnternetin olmadığı ortamlar için geçerli bu. Normalde peki hocam burada bir süreç var. Nasıl? En güzel bu LMS dediğimiz öğrenme yönetim sistemlerinde çalışır. Yani EBA'ya entegre ettiğinizde üniversitenizin öğrenme yönetim sistemi varsa, Moodle gibi, Blackboard gibi veya kendinizin varsa o sistem her bir öğrenci bazlı kaydeder bunu. Şimdi doğaldır, öğrenci bir yere üye değil. Giriş yapmadı, kullanıcı adı şifre yazmadı. Dolayısıyla bu soruyu açar, etkinlikleri yapar, kaydettiğinde sistem ona bir dosya verir. O dosyayı size getirir ya da yollar. Ama az önceki yeri işaretlemediyseniz kaydetmez. Anladım hocam. En güzeli bir ilerisi bunu yapabilirseniz şurada olduğu gibi bir web sitesi, web sitesine üye olur öğrenci, etkinlikleri yapar. Siz arka planda öğrencilerin neler yapıp yapmadığını görürsünüz. Veri birikir, analiz edersiniz. Yani kurumsal anlamda biraz daha elbette kişilerin üye olduğu, neleri Daha yapıp neleri kullanışlı. yapamadığını daha kullanışlı elbette. Ama diğeri de kullanılmayacak değil. Sınıfta özellikle akıllı tahtada açın, istediğiniz gibi etkinlikleri yapın. Herhangi birine bağımsız, ben onu seviyorum yani birine bağımlı olmamayı. Mesela en iyi etkileşimli içerik türlerinden biri Nearpod'dur. Ama Nearpod'u ben çok az değiniyorum H5P varken. Çünkü 200 MB'dan sonra ücretli. İkinci dezavantajını söyleyeyim. Diyelim ki 200 MB oldu da vazgeçtim. Mevcut verilerinizi de alamıyorsunuz. Alsanız da kullanamıyorsunuz. Çünkü bir PowerPoint değil, bir şey değil. Ama HTML5 öyle değil. Her şey sizin. Diyelim ki bu kuruma ben 100 tane dosya oluşturdum. Kurum değiştiğinde skor dosyanızı orada da kullanabiliyorsunuz. Çünkü herkes LMS kullanıyor. Aynı zamanda emek boşa gitmiyor aslında. Bunları da düşünmek lazım. Evet hocam, ben sizi anlatırken gerçekten o kadar çok heyecanlandım. Çünkü ben bu alana, ben yabancılara Türkçe öğretim alanında çalışıyorum. Hem de doktora yapıyorum Gazi'de. Ve Web 2.0 araçlarının kullanımı ile ilgili çok fazla ilgileniyorum bu alanla ilgili. Sizin işte bir ay kadar önce yine bir çalışma yapıyordum. Yabancı dil öğretiminde HP5 ile ilgili olan o makalenizi okumuştum. Ondan sonra özellikle bunu takip ettim. Yani bu şeye gireceğim, bu katılacağım diye. Ve gerçekten çok hayran kaldım. Ben şey mesela en çok aralarında Web 2.0 araçlarından Wordwall'u beğenmiştim hocam. Evet, ama Hani bağımlı ve reklam var mesela, değil mi? reklam var, ücretli. Mesela hani birbirlerine dönüştürülebiliyor mesela Ve internet etkinlikler. gerekiyor. İnternet gerekiyor. Hani ama en azından diğerlerinden daha kullanışlı ve daha Kullanışlı. açık gelmişti bana. Bundan sonra WordWall bile çok daha şey geldi. Yani bu çok Evet, daha bu harika azıcık ve emek çok güzel. istiyor. Azıcık emek istiyor ama sizin oluyor Evet. hocam. Emeğe değer. Bir şeyi söylemeyi unuttum ben. Şimdi etkinliklerin altında bunda yok. Bir tane olan bir etkinlik açacağım. Şöyle bulmacaya gireyim. Dosyayı nasıl indirip HTML5'te açabilirsiniz dedim ya, onu unuttum. Mesela bakın ben burada bir bulmaca hazırladım ve buraya ekledim. Bu bulmacayı ben paylaşılabilir yaptım. Dolayısıyla şu sol altta reuse yazıyor. Gördünüz mü? Bu şu demek. Reuse'a tıkladığında bana bunu H5P olarak verir. Ne demek H5P? Lumi'de açabilirsiniz demek. Benim eklediğim 10 tane kelimeye 2 tane de siz ekleyebilirsiniz. Yani istediğiniz gibi içeriği değiştirme hakkı verir. Soruyu indirmiyorsunuz. Bakın oraya özellikle üstünde duruyorum. Siz içeriği düzenlenebilir halini indiriyorsunuz. Bu çok kıymetli bir şey bence. Bakın buraya kaydettim mesela bu etkinlik 8'i. Burada sorularım var benim, boşluklarım var ve bulmaca bu gördüğünüz gibi. Kişi buraya yazarak da yapabilir, şuraya yazarak da yapabilir. Yani çok kullanışlı bir altyapısı var. Tek yapmam gereken benim kelime ve soruları eklemek. Şu an indirdim bakın. Şimdi eğitim içinde eğitim oldu ama. Neyse bakın şuradan dosyayı aç dedim. H5P dosyası aç dedim. Hangisini açacaksın diyor. Şimdi indirdiğim bulmacayı seçtim. Bakın aç dediğimde artık düzenlenebilir halde açıldı.
Yani bir başkasının yapıp internete koyduğunu izin verdiyse şayet, orada bir tik var, indirilebilsin, indirilmesin diye. İzin verdiyse şayet, gördüğünüz gibi bakın bulmacalar. Ben buraya bir soru daha eklemek istiyorum. Mesela bugün hangi eğitimi aldınız dedim. Yani böyle bir soru olmaz da yarın ne olacak? Cevap E5P. Bu kadar. Şimdi bunu kaydettiğini şöyle ön izleme yaptığımda benim sorum da geldi. Yani az önceki Kerim Hoca'nın sorularının içine benimki de geldi. Buraya nerede bakayım? Aha, burada gördüğünüz gibi. Ve buraya H5P yazdım. Yani düzenlenebilir, geliştirilebilir, bir başkasının yaptığının üstüne tasarlanabilir. Çok kullanışlı. Üstüne henüz tanımıyorum. Bakın yıllardır eğitimde teknolojiyle uğraşıyorum. H5P'nin üzerine henüz tanımıyorum. Hocam şu an itibariyle gerçekten ben hayran kaldım. Yani neredeyse hepsini inceledim. Hiç bu kadarını görmedim. Gerçekten çok güzeldi. Çok teşekkür ederiz. Yani bu kadar emek vermişsiniz. Çok da açık bir şekilde anlattınız. Ben gerçekten sonsuz teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok açıklayıcı, çok bilgilendiriciydi. Ben de belki birçok kişi birçok şey söylemek istiyor. Yazılışma bölümüne yazanlar var. Herkese tek tek teşekkür ediyorum. Bir faydası olduysa ne mutlu bana. Baştan bakın ben şunu söyleyeyim. Bak, Efecan hocama başta söyleyeyim. Benim en büyük farkım, İbrahim hocam sürekli beni takip ediyor. Yani YouTube'a girseniz deseniz ki H5P boşluk doldurma, yüzlerce video bulursunuz. Ve sadece video, yani boşluk doldurma aklınızda kalır. Ama ben bu sistemin neden, nasıl, niçin, geleceği ve geçmişine değinerek bu konuda bir farkındalık oluşturmak istiyorum. Benim en büyük farkım o. Yoksa zaten siz öğretmenler benim burada anlattığımı daha kolay bir şekilde öğrenirsiniz. Yeter ki bunun farkına varalım. Yeter ki bu işe yarar diye düşünelim. Her yerden öğrenirsiniz zaten. Çok güzel. Aydınlandık hocam. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun hocam. Sağ olun. Ne demek? Memnuniyetle. Bir sözüm var. İstediğiniz bir etkinliği detaylıca isterseniz ilerleyen zamanlarda yapabiliriz. Yaparız hocam. Yaparız. Başka sorusu olan var mı Kerim hocamıza? Güzel yorumlar yazan var. Benim sertifika programlarıma katılanlar var. En faydalı bilgileri sizden öğrendim demişler. Ne mutlu bana. Yani yaptığımız işte bizi en çok mutlu eden şey de bunlar. Onun için hep şunu diyorum. İşimi iyi yaparsam ya da hepimiz siz de işimizi iyi yaparsak para kazanırız, itibar kazanırız, sevap kazanırız, dost kazanırız ki burada çok iyi arkadaşlarla tanıştık. Dolayısıyla bunlardan bir tanesini kazansak yeter. Elbette bazen düşman da kazanıyoruz. Normaldir yani. Başarılı insanların ufak tefek eleştirenleri de olur ama o diğer dört tanesi bence kıymetli. Teşekkür ediyorum hepinize katıldığınız için. Teşekkür ederiz. Hocam biz teşekkür ederiz. Sanırım başka soru yok. Görüş bildirmek isteyen de yok anladığım kadarıyla. Ben Sayın Hocam, üniversitem, fakültem ve bölümüm adına teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum sizlere. Aynı zamanda kıymetli zamanlarını ayırıp izleyen katılımcılara, misafirlerimize, öğrencilerimize de şükranlarımı sunuyorum. Çok şey öğrendik. Çok güzel şeyler öğrendik hocam. Emeğinize sağlık. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar hocam. Görüşmek dileğiyle.